en çok izlenen haber kanalına, A Haber'e bir kez daha hoş geldiniz. Toplumsal Hafıza'da birlikteyiz. Az önce izlediğiniz hafızaları canlandırmak yine bu gecede bizim niyetimiz. Gündem çok sıcak ama o sıcak gündemin zirvesinde, tepe noktasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu partisinin kurultayında ettiği cümleler var. Ki o cümleler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almıştı. Bir kez daha tekrarlayacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak iki kavram üzerinde özellikle durdu. Hakaret etti. Şeref ve namus kavramları. Biz bu gece işte bu kavramlar üzerinde duran CHP liderinin gerçekten ne yapmak istediği sorusuna yanıt arayacağız ama akademisyenler bildirisi de, süre gelen terör de yine gündem başlıklarımız arasında olacak. Hemen tanıtayım kimlerle konuşuyor olacağız bu gece. Önce hanımefendiden başlayarak elbette doçent doktor Merve Kabakçı bizlerle birlikte bu gece Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Buraya bakarak söyleyeceğim dilim sürçmesin diye. Post Kolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi Başkanı. Özellikle söyledim zira birazdan akademisyenler bildirisini değerlendirirken Post Kolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi ile arasındaki ilişkiye de değiniyor olacağız. Metin Gündoğdu bizlerle birlikte AK Parti Ordu Milletvekili. Efendim siz de hoş geldiniz. Ayağının tozuyla geldi. Meclisten de izlenimlerini aktaracak bize. Yine ayağının tozuyla gelen isimlerden bir diğeri sevgili Mahmut Övür. Gazeteci büyüğümüz abimiz, Sabah Gazetesi yazarı. Ayağının tozuyla Londra'dan döndü. İzlenimlerini alacağız az sonra. Adil Gür zaten yakından tanıdığınız isimlerden bir tanesi. Birazdan az önce izlediğiniz Koray Çalışkan'ın sözleriyle ilgili de belki sorularımız olabilir diye düşünelim Adil Güre. Ankara'dan da bizi bu akşam katılacak ve değerli görüşleriyle katkı sağlayacak isimlerden biri Profesör Doktor Vedat Bilgin. Profesör Doktor Vedat Bilgin AK Parti Ankara Milletvekili. Efendim siz de hoş geldiniz diyelim ve toplumsal hafıza... Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Toplumsal hafıza bütün hızıyla başlasın. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Gecenin ilk başlığı az önce de söylemeye gayret ettiğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak kurultayda ve hemen sonrasında genel kurul, grup toplantı sırasında kurduğu cümleler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini kısacık bir hatırlayalım, hemen başlayalım konuşmaya. Cesaret edip diktatör bozuntusuna arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler diyemediler. Bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa, kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Uzunca bir konuşmaydı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması. Hem kurultaydaki hem de grup toplantısındaki konuşması. Biz kısa sesleri aktarmaya gayret ediyoruz. Merve Hanım sizinle başlamak istiyorum. Şimdi genç arkadaşlara da bir hatırlatma yapalım. Siyasette üslup, o altını çizdiğimiz iki kelimeden en başta söylemeye çalışmıştım. Şeref ve namus kavramları üzerinden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler var. Siyasette üslup hiç bu kadar yerle yeksan olmuş muydu? Şöyle bir hafızalarımızı canlandıralım. Zaman zaman olur. Şimdi CHP'den bahsedelim ama madem siz gençlere yönelik benden bir şeyler istediniz. Tabii 28 Şubat döneminde de benzer kişiselleştirmeler, bir kişi üzerinden veya kişiler üzerinden, onların aileleri üzerinden, namus ve şereften bahsettiğimiz zaman tabii örfüne, adetine, dinine, kültürüne bağlı toplumlarda bizimkisi gibi hemen bazı özel kavramlar, aile bireyleri gibi kavramlar da yanında o paketin içerisinde geliyor. Onun için bu seviyesizlik bana o dönemlerdeki bazı davranışları, tutarsız halleri de hatırlatıyor açıkçası. Yabancı değiliz bu yönden. Tabii bu ülkemiz için ülke siyasetinin ve siyaset diskurunun dili açısından üzücü bir şey. Burada ama bu Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini bence CHP kurultayında olanlarla bitenlerle
genel manada CHP siyasetiyle de iç içe düşünerek de değerlendirmek durumundayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ki reisi cumhur, reisi ülkemizin ilk seçilmiş başkanı, halkın başkanı olarak bir makamı temsil eden bir zatın bu yönde hakaretlerle muhatap olması Türkiye siyaseti adına üzücü bir şey. CHP adına çok çok üzücü bir şey diye düşünüyorum. Bu kişiselleştirmeyle aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasındaki halk gücünü de arttırmış oluyor. Böyle de bir ters tarafı da var CHP açısından düşünürsek. O yüzümüze ilk anda gösterdiğiniz bir gülümseme koyan sözler, korkmak, Allah'tan, yaratıcıdan korkmak, korkmamak bağlamında aslında biraz da Freudian bir kaçıştı. Öyle de bakılabilir. Oradan daha çok da gülümseyebiliriz. Bunu CHP'nin... Bu bir gaf hani orada öyle diyelim gibi ama ağızdan öyle çıkmış öyle o cümle. Çıktı ve hepimizin yüzüne bir gülümseme getirdi. Yani CHP'nin sonuç itibariyle gündemsiz, projesiz Türkiye'ye katacağı fazla bir şeyin olmamasıyla da alakalı bir kişisel karakter cinayeti üzerinden yürütülen bir şey. Bence bu CHP'ye yaramayacak. İyi bir şey değil. CHP'ye yaramayacak sözünüzü not olarak aldım. Adil Güre de soracağım ama siyaset cephesinden biraz daha devam edelim istiyorum. Metin Bey, sizinle devam edelim. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun o iki kavramı defaatle tekrar ede ede, Merve Hanım'ın da altını çizdiği gibi reis-i cumhura yönelttiği hakaretleri, siz de yılların siyaset adamlarından birisiniz. Nasıl yorumluyorsunuz bu yerle yeksan olmuş üslubu? Şimdi öncelikle şu anki mevcut CHP bir önceki CHP ile çok farklı bir CHP var karşımızda. Yani Kılıçdaroğlu CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki Atatürk'ün CHP'si Kılıçdaroğlu'nun eliyle HDP'nin dolayısıyla PKK'nın çizgisine getirildi. Bu çok acı bir durum. Böyle bir CHP'nin başında bulunan Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan cümleler gerçekten çok üzücü ve ağır cümleler. HDP'nin çizgisine gelmiş bir CHP. Evet, HDP'nin çizgisine gelmiş bir CHP var şu bunu anda. Bunu genel kurul salonundaki izlenimlerinizden aynen, mi aktarıyorsunuz? Aynen, o izlenimlerimizden aktarıyoruz. Örneğimiz tamamen soru önergelerini verdikleri bütün yasa tekliflerini ortak veriyorlar. Yani ortak oyluyorlar. Oylamalarda ikisinin elleri birden kalkıyor. İki grubun da eli ortak kalkıyor. Yani mecliste böyle bir koalisyon tabii, kurulmuş tabii, tabii, şu anda öyle bir koalisyon var. Ama bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acı olanı şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının yani reisi cumhura, başkomutana bu kadar ağza alınmayacak hakaretlerin yapılması çok aşağılıkça bir durum. Ben aslında bunu şöyle özetlemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutlaka bir psikoloğa gözükmesi lazım. Doktora gitmesi lazım. Yani bunun başka bir şeyi yok, izahı yok. Yani sen şimdi tutacaksın hangi ülkede dışarıdaki ülkelerin hangisinde kendi ülkesinin cumhurbaşkanına bu derecede hakaret eden bir siyasi parti genel başkanı bulabilirsiniz. Yani bu sadece bizim ülkemizde var. Aynı CHP'nin içerisindeki birileri çıkıp kendi ülkesini bir başka ülkeye gidip şikayet ediyor. Bu da CHP'nin içerisinden çıkıyor. HDP ve CHP'nin içerisinden. Şimdi bir başka ülkeye gidip kendi ülkesini şikayet eden bir CHP, hı hı, ve aynı zamanda kendi cumhurbaşkanına ağır hakaretler yapan bir CHP. Hı hı. Ben Kılıçdaroğlu'nun ruh sağlığının bozuk olduğunu görüyorum. Çünkü ciddi manada bir sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi bir kaset skandalıyla CHP'nin başına getirdiği Kılıçdaroğlu'nu bu kaset skandalından sonra bir umut, bir heyecan, iktidar ortağı olabiliriz ve 5 seçimdir bir adım bile ileriye gidemediler. Böyle bir CHP'nin başında bulunan kişinin tabii ki ister istemez psikolojik problemleri başladı ve artık sağa sola saldırıyor. Şimdi sizin söylediğiniz bana bunu hatırlattı. PKK'dan, Kandil'den, Kandil'deki PKK liderlerinden bir tanesi konuşan Kılıçdaroğlu gerçekten doğru tespit yapmıştır diyor. Şimdi az önce siz de benzer ifadeler kurdunuz. Herhalde PKK'dan destek alıyor olması da CHP tabanında bir karşılığı. Şimdi CHP tabanında çok ciddi manada sıkıntı da var. CHP yani kendi parti içerisinde de var bu. En son kongrelerinde, kurultaylarında Kılıçdaroğlu'nun listesine rağmen 26 kişi listeyi delip
parti meclisine girdi. Evet. Bu da partiye hakim olamadığını da gösteriyor. Hı hı. Ve ileriki günlerde partide ciddi sıkıntılar baş gösterecektir. Bunun sinyalleri var. Bir de yeni CHP'de şöyle bir sıkıntı var. Altıok'tan eser kalmadı. Yani Altıok'tan cumhuriyetçilik ve milliyetçiliği ayaklar altına aldılar. Çünkü şu anki duruşları, HDP ile aynı çizgiye gelmeleri, bunun yanında işte Avrupa yerel yönetimler şartının 3. maddesindeki o bizim koyduğumuz şerhin kaldırılması gerekli olduğunu iddia etmeleri, kendi pazar günkü yaptıkları kurultayın sonuç bildirgesinde o şerhin kaldırılmasını iddia ediyorlar. Yani bunun kaldırılması gerekli olduğunu söylüyorlar. Bu da Türkiye'nin böylesi bir ortamda bölünmesinin önünü hızlandıracak, açacak. Bu şekilde bir çıkışları var. Şimdi böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Bu CHP Türkiye'nin geleceği için çok iyi bir yerde durmuyor. Ve bu CHP'nin de ülkeye faydası olmayacak. CHP'ye oy verenlere de faydası yok. Gözüken bu şu anda. Yıllardır aslında Cumhuriyet Halk Partisi de dahil tüm siyaseti yakından izleyip yazan bir isim var. Hemen sağımda oturuyor Mahmut Övür. Şimdi şu merak ediliyor olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesine ciddi hakaretlere uğradı. Acaba bir cevap verdi mi? Gün içerisinde haberleri kaçırmış olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o yanıtı verdi. Bugün Ankara'daydı. Konuştu ve ne diyeyim ki dedi. Bir duyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini. Elbette daha fazlası da var. Dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmelalini Mahmut Övür'le konuşalım. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı hem parti kongresinde hem de grup toplantısında yine çirkin yüzünü göstermiş. Bu zat bir süredir şahsımla ilgili, ailemle ilgili, ağzına da kişiliğine de kesinlikle yakışmayan bir şekilde bir namus ve şeref edebiyatı tutturmuş gidiyor. Aslında kendisine bunun cevabını hiçbir şekilde karşılık veremeyeceği ve veremediği şekilde müteaddit defalar ifade ettim. Ama bazı insanlar vardır ya, hani yüzüne tükürsen yağmur yağıyor herhalde der. Bu da işte böyle pişkin bir tip. Cehaletin ve çirkefliğin bir araya toplandığı bir kişiliğe hiçbir sözün kafi gelmediğini üzüntüyle görüyoruz. Söylediğiniz her sözün israf, yaptığınız her hamlenin enerji kaybı olduğu teneke gürültüsü kabilinden boş konuşmanın dışında bir varlık gösteremeyen herhangi bir vasfı zaten olmayan birisine şimdi ne diyeyim ben? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu yanıtı verdi. Ne söyleyeyim ki dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Az önce Metin Bey'in açtığı pencereden devam edeceğiz. Metin Bey şöyle söylemişti, o Altıok'tan eser kalmadı. Hemen bakalım CHP'nin o kurultayındaki parti meclisinde nasıl oylar verildi, kimler ne kadar oy aldı. En alttan başlayarak devam etmeye gayret edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, o ismi hatırlıyoruz, aldığı oy 205 oldu. Kurultayda parti meclisine girebilmek için yeterli oyu alamayan isimlerden bir tanesiydi Dursun Çiçek. Seyhan Erdoğdu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır içinde olan isimlerden bir diğeri, 217 oy. Aylin Kotil ismini hatırlıyoruz. Aylin Kotil'in aldığı oy 220. Hürriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer olmuştu. Haber ekranlarında Enis Berberoğlu haberlerini daha evvel de gördünüz. Bir kez daha yineleyeceğim ben, özellikle altını çizeceğim. Haber'e hedef gösteren isimlerden bir tanesiydi. Enis Berberoğlu 241 oy aldı. Gürsel Tekin malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Ama artık anladığımız kadarıyla o parti meclisi ya da kurultay delege açısından o kadar önemli olmasa gerek, 245 oy almış. Faik Öztrak ekonomi cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi, 259. Daha yüksek oy alanlar Tayfun Talipoğlu 262. Yine önemli bir diğer isim Nihat Matkap, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimlerden biri, 277. Asıl sürpriz tam da burada. Tüm saydığımız bu isimlerden daha fazla oy alan ve az daha parti meclisine girecek olan isim. Az önce şarkısını da vermiştik. Ekrana Atilla Taş, Amçökelek şarkısıyla bir zamanların toplumsal hafızasını canlandırmış olalım. Altıok'tan açmıştık konuyu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret dolu cümleleri bir yanda dururken
o kurultaydan çıkmış bir parti meclisi var ve CHP'nin yeni yüzü oluşmuş gibi duruyor. Çok deneyimlisiniz. Ben lafı fazla uzatmayayım, size bırakayım. Yıllardır çünkü yakından izliyorsunuz siyaset cephesini ve CHP'yi de elbette. Şimdi tabii başlangıçta şöyle, ben kurultaydaydım. O sahneyi izledim. Baştan sona konuşmayı dinledim. O CHP'lerle birlikte de dinledik. Çok net şunu söylemek gerekiyor. Bir defa çok ciddiye almaması gerekiyor diye başlattık. Cumhurbaşkanı'nın belki de en son cümlesini biz kendimize belki şey yapmamız gerekiyor. Mahmut Uyur nasıl milletin, ciddiye alınmaz? Ana muhalefet şey, milleti. Bunu söyleyeceğim ama milletin yoksaydı hakikaten bir yapı siyasi aktörden söz ediyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanı'na bu düzeyde saldırması, düzeysizlik noktasına getirmesi hoş bir şey değil. Ama bu genetiğe baktığımız zaman, yani bu siyasi genetiğe baktığımız zaman bu yeni bir şey değil. Yani rahmetli Menderes dönemini bir hatırlayın. Yani tarihten izleyenler bilir. Hı hı. Neler söylenmedi diye. Sonra bakıyorsunuz Demirel'in ilk 5 yılına, 65-70 arası aynı zihniyet, inanılmaz bir itibarsızlaştırma kampanyası başlar. Hı hı. Sonra dönüyorsunuz rahmetli Özal'ı hatırlayın. Onursuz da seni o koltuktan indireceğiz diyen, çıkartmayacağız diyen bir yaklaşım vardı. Çünkü bunların hepsini gördük. Tabii bunların içinde Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ına karşı bu kadar saldırganlaşmalarının başka bir nedeni var. Oraya bakmamız gerekiyor. Bu da siyasetin rotasını değiştirdi Cumhurbaşkanı. Siyaseti itibarlı hale getirdi. Siyaset kurumlardan, vesayet kurumlarından ayrıldı. Siyaset yarışını toplumla birlikte yapmaya yöneltti. Bu işte o vesayetçi yapıları rahatsız ediyor. Çıkış yok. O yüzden siyasi çaresizlik diyorum. Yani o kurultayda da seyrettim. CHP'lerle birlikte seyrettim. Ortaya bir vizyon, bir perspektif, Türkiye toplumunun içinden geçtiğimiz bu 100 yıl sonra alt üst olan bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve bir ana muhalefet partisi liderisiniz, bir şey söyleyemiyorsunuz. Ne söylüyorsunuz, neyle gündeme geliyorsunuz? İşte bu hakaretlerle gündeme geliyorsunuz. Bu bir açıdan CHP'nin tarihine yakışmadığı gibi hakikaten Türkiye'nin siyasi fotoğrafına da yakışmıyor. Ama yapacağımız bir şey yok. Böyle bir alt üst oluşla karşı karşıyayız. Bakın orada bu sözü söyledikten sonra CHP'nin içerisinde rahatsızlık var mı? Var ama çok değil. Bakın öyle asıl mi? Tabii asıl problemimiz orada. Ya şimdi Merve Hanım da problemimiz... az önce vurgusunu yaptı. Yani namus ve şeref dediğimiz zaman aile vesaire gibi kavramlar giriyor. Bunlara yani o düşmanlık o kadar had safhaya mı ulaşmış durumda ki? Şöyle bir şey var. Bakın burada da çok büyük bir algı operasyonu yürütüyorlar. Bu kutuplaşmadan ben yazımda da bunu yazdım. Evet. Bakın bu aslında bakın son 7 Haziran sonrasına bakın. AK Parti ile CHP arasında bir yumuşama görüştü değil mi? Hı hı. Millet umutlandı. 1 Kasım sonrası bu daha da artar diye bekledik ve yeni anayasa süreci var. Ve geldik bir kurultayda siyaset üretmesi gereken bir siyasi aktör ne diyor? Buradan yola çıkıyor. Niyeti yok yani. Niyet kötü hakikaten ve orada şuna bakın, o topluluğa bakın, o bizim açımızdan bence hem onların oturup düşünmesi gerekiyor, hep bizim düşünmemiz gerekiyor. Bu topluluk niye bu haldeler? Bu işte Türkiye'nin alt üst oluşuyla ilgili bir şeydir. Türkiye değişiyor. Türkiye inanılmaz bir çatırdıyor. 100 yıllık o paradigma çöküyor. Çökerken böyle bir kitle de karşımıza çıkıyor. Bunu öyle veya böyle atlatmak zorundayız. Ama hı hı. Atlatmak zorundayız derken de diyorum ya o kitleye baktığım zaman özel bir talep de yok. Siyasetin değişmesine ilişkin bir talep yok. Onlarca insanla konuştum. Hı hı. Yani CHP'nin insanlarıyla konuştum. Şöyle bir şey deniyor. Ya Kemal Bey gitsin götüremiyor. Kim gelsin konusunda dikkat edin aday bile çıkamadı. Yani niye çıkamadı? Yani bir siyasi hareket düşünün %25 oy alıyorsunuz ve Türkiye'nin 34 ilinden... Neden çıkamadığı bir anlatır mısınız? Bakın, gerçekten merak ettim. 34 ilinden milletvekili çıkartamıyorsunuz. Doğusunda güneydoğusunda yoksunuz ve kalkıyorsunuz. Orada demin Metin Bey söyledi işte HDP'lileşiyor gibi. Evet oraya göz diktiler. Şöyle bir cinlik yapıyorlar. Bu ucuzluk yapıyorlar. HDP oy kaybediyor. Acaba aradaki farkı biz alabilir miyiz? Bu kadar ucuzlaşarak siyaset yapıyorlar. Oysa Türkiye'nin çok daha farklı bir muhalefet aklına, demokrasiyi derinleştiren, Türkiye'nin perspektif çizen, 100 yıllık coğrafya değişiyor. Nasıl oluyor da 93 yıllık parti bunu kuramıyor? Ama üzüntü verici olan şu, kongrenin divan başkanı ve çok deneyimli bir siyasetçi Murat Karayalçın çıkış konuşması şu, arkadaşlar partimizi CHP'nin problemleri var, problemleri halledersek Türkiye'nin problemini hallederiz. Bunu kim söylüyor bunu? Kurultay Başkanı söylüyor. Ne diyor? 2016 yılında CHP'nin problemleri halledersek Türkiye'nin problemleri... Ya bu problemler nasıl halledilmiyor? Oraya dönüp bakmıyorlar. Üzüntü verici olan bu. Ve bir tanesi de yani hakikaten düşünme yetilerini mi yitirdiler bilemiyorum artık. Bir problem var. Ben onu bazen şöyle yorumluyorum. Yani çok dar alanda bazı
köşe yazarlarını, öfke ve nefret üreten köşe yazarlarını okumanın ötesinde dünyaya kapalı bir toplum haline geldiler. Kendilerini aşamıyorlar, okumuyorlar, gezmiyorlar. Evet. Toplumla ilişkileri yok. Kapalı bir dünya yaratılmış. Bu bizim sorunumuz tabii. Bu ülkenin sorunu. Tabii ama okumama sendromu, okumama şimdi, sendromu ciddi bir sendrom olmuş. Sosyolojik tespitlerini çok yapmamız gerekiyor. Bunlar nasıl çıkacak? Şimdi bunu besleyen aydınlara bakın, biraz sonra konuşacağız. Evet. Bu aydınlar işte birbirini besleyen bir kısır döngüye dönmüş. Şimdi buradan çıkması gerekiyor. Bence el uzatmamız gerekiyor. Yani hakikaten bizim insanımız sonuç itibariyle o yani patolojik bir durum söz konusu. Yani inanılmaz bir şeydir. O kürsüyü dolaşırken, salonu dolaşırken ben 79'dan beri CHP kurultaylarıyla izleyen bir insanım. Yani geçmişte de CHP o statükocu yapısından hiç vazgeçmiş değildir. O zaman da öyleydi şimdi. Ama hiç olmasa şöyle bir şey vardı. Yani vesayet sisteminin tarif ettiği siyaset alanında bir şeyler söylüyordu. Bu düzen değişecek veya işte yeni sol, yeni demokrasi falan gibi bir şeyler deniyordu. Şimdi onlar da hitap etmiyor. Bakın sloganların hiçbirisi karşılığı yok. Ya ilginç bir noktaya geldik aslında. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Freud yan bir yaklaşımla ağzından çıkmış cümlelerdir diye Merve Kavakçı ilk sözü aldığında söylemişti. Hemen ardından Metin Bey'e sözü verdik. Bir psikoloğa görünmesi gerekli demişti ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için. Patolojik soruna kadar geldik. Adil Bey, sizin sorularınız aslında kafamda birikti ama son bir toparlama için size bırakmak istiyorum. Ankara'daki konuğumu da bekletmeyeyim evet. diye. Şimdi Vedat Bilgin'e gidelim. Profesör Doktor Vedat Bilgin, AK Parti Ankara Milletvekili. Vedat Bey, ölümüne demokrasi ki Cumhuriyet Gazetesi bu cümleyi, bu iki kelimeyi manşetine çekerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynen dile getirdiği cümlelerden hareket etmişti. Sizin yazınızdan Mahmut Bey'in de söylediği ayrıntılara dair bir cümle hatırlatıp izleyicilerime sözü size bırakacağım. Partililerde heyecan yaratmayan bir kurultaydan bahsediyorsunuz. Muhalefet sorununun derinleştiğini söylüyorsunuz. Ki bunun da bu cümlenin başında da CHP kurultay partisidir hatırlatmasının altını çiziyorsunuz. Neler oluyor ana muhalefet cephesinde? Bize bir anlatın lütfen. Neden bu dil ve siz katılıyor musunuz o psikolojik ya da patolojik sorunlara? Şimdi Murat Bey, arkadaşlarımız da bahsettiler. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ciddi sorunlarla karşı karşıya ve bu sorun giderek derinleşiyor. Burada ben esas üzerinde durduğum nokta, Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihsel çizgisinin gerisine düşüyor. Gerisine düşmesinin anlamı şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü Türkiye'ye bir demokratikleşme, inadına demokrasi gibi bir başlık atıyor ama bir demokratikleşme perspektifi, bir demokratikleşme projesi, demokrasiyi daha ileriye götürecek bir projesi yok, önerisi yok, bu konuda bir tartışması yok. Böyle bir teorik tartışma yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kongresinin kendi tarihsel gelişmelerinin gerisine düşmüş olmasının sebebi, biraz önce Mahmut Bey de atıfta bulundu, ben de bugünkü yazımda bahsediyorum. Esas itibariyle Ecevit'in 70'li yılların konjonktürü içinde ileriye koyduğu, ortaya sürdüğü bir proje vardı. Daha sonra İsmail Cem rahmetli, Murat Karayalçın'dan bahsettiniz, Murat Bey, sonra Deniz Bey. Türkiye'nin içinde bulunduğu 2000'li yıllarda sorunlara dönük sosyal demokrat arayışlar içerisine girdiler. Hı hı. Bunlar ortaya bir şey çıkardılar, çıkaramadılar. Tartıştık bunları da geçmişe dönük. Ama önemli adımlardı, önemli çabalardı. Bugün bu kongre, bu kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tartışmaların çok uzağında, bunlarla ilgisinin olmadığını ortaya koyan, bir nefret söylemiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza saldıran, AK Parti'ye bir düşman tavır üreten bir kongreden öteye gidemedi. Bu şunu gösteriyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bugünkü sorunlarını anlamadığı gibi içinde bulunduğumuz coğrafyanın, Orta Doğu'daki değişmelerin, hatta daha geniş bir anlamda dünyadaki bir sistem değişiminin sorunlarını bırakınız anlamayı, bunların farkında değil. Bunlarla ilgili yapılan tartışmalar var. Bunları sadece biz Türkiye'de yapmıyoruz. Bunlar sadece biz Türklerin meselesi değil. Dünyanın tartıştığı meseleler var. Bunları evet. Dünyanın sol hareketleri tartışıyor. Sosyal demokrat hareketleri tartışıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan bahsedecek entelektüel yetenekten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Bir düşmanlaştırma, ötekileştirme,
düşmanlaştırma, düşmanca bir dil, bir nefret dili ve bu nefret dilini de nereye yöneltiyor? Saygısız bir şekilde bu aşağılık ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltiyor. Sayın Cumhurbaşkanına bu dilin, bu nefret dilinin saldırıya dönüşerek yönelmesinin sebebini anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında bütün bu bahsettiğim değişimin bir cevabı var. Hı hı. O siyasetin içinde Türkiye'nin ortaya koyduğu bir politika var. 13 yılda Türkiye'nin başarıları var, geldiği yer var. Türkiye geri bir tarım toplumundan sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Türkiye bölgesel bir güç haline gelmiştir. Bunun önü kesilmek isteniyor Orta Doğu siyasetiyle. Evet. Türkiye Avrupa Birliği'nde kriz devam ederken, dünya ekonomik krizi devam ederken Türkiye en çok büyüyen birkaç ülkeden, üç ülkeden birisidir ekonomik olarak. Dolayısıyla yeni bir büyüme modeli ortaya koyamayan bir kongre, yeni bir kalkınma modelinden bahsedemeyin. Üstelik tırnak içinde geçmişte sosyal demokrat olma iddiaları olan bir parti bir bölüşüm projesi ortaya koyamıyorsa, en azından bunu tartışamıyorsa, sloganik düzeyde bile tartışamıyorsa kongresinde, bu nefret diline hapsoluyorsa, burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset etme tarzında duyduğu mağlubiyet psikolojisi vardır. Bunun belirtilerini davranışlarından okuyabiliriz. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihinin gerisine düşmüştür. Burada da bir başka tehlike yatmaktadır. Buradan gericiliğe kayabilir. Onun emareleri de vardır. Nedir Türk siyasetinde gericilik? Gericilik şudur. Tarihsel olarak ölmüş toplumsal formlara dayanarak siyaset yapma. Bunların karşılığı nedir? Kabileye dayanarak siyaset yapma. İşte aşirete dayanarak siyaset yapma. Etnisiteye dayanarak siyaset yapma. Mezhebe dayanarak siyaset yapma. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi geriye düşmüş ama gericiliğe açık bir hale gelmiştir. Çünkü tarihsel ömrünü doldurmuş formasyonların üzerinden siyaset yapacak bir hale gelmiştir. Çünkü çağdaş sorunların çözüm yolu çağdaş teorilerin içerisindedir. Demokrasi teorisinin içerisindedir. Sosyal demokrasi teorisinin içerisindedir. Hatta liberal teorinin içerisindedir vesaire vesaire. Bunları artırabiliriz. Muhafazakar siyaset teorisinin içerisindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde bunların hiçbirisinden söz edebilecek entelektüel bir kıvılcım, bir belirti ortada mevzu bahis değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki Türkiye'nin en eski partisidir. Onun kendi sorunlarını aşacak, kendi çizgisi içinde aşacak reformlar yapması beklenebilir. Evet. Ama bu kurultayı öyle ortaya koymuştur ki ortadaki siyasal aktörler bu sorunların bile farkında değillerdir. Güzel bir noktaya geldik. Dünya değişimi, yüzyıl içerisinde mevcut dünya sisteminin bölgesel ilişkilerine yansıyan değişim çizgilerini, oradaki kırılmaları tartışmayı, Türkiye'nin bölüşüm, ekonomik kalkınma, büyüme sorunlarına dönük bir öneri ortaya koymayı, kendi içinde yaşadığı sorunların bile farkında olmayan, biraz önce söylediğim geri toplumsal formasyonlara siyaset saplantısı haline gelmiş sloganlarla onlara mesaj vermeye çalışan bir siyasal lider. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük onun saldırıları, onun ifadelerini de ciddiye almamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı açıktır. Bu bir mağlubiyet sendromudur. Bunları anlayabiliriz. Peki. Şimdi güzel bir noktaya geldik. Sözünüzü de çok kesmek istemedim Profesör Vedat Bilgin. Akademisyenler tartışmasına da değindiğimizde o özellikle altını çizdiğiniz entelektüel meseleye de birazcık herhalde parantezler açmamız, tırnak içine almamız gerekecek. Çok soru birikti önümde Adil Gür. Şimdi HDP'ye yakınlaşıyor tezi, fikri öne çıktı. HDP'den ki hani bu Meclis Genel Kurulu'ndan gelen Metin Bey'in altını çizdiği önemli bir ayrıntıydı. HDP'den giden oyları toplamak istiyor olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi kurultayda izlenimlerini aktardı. Mahmut Bey de bize. Şimdi şeref ve namus kelimeleri içerisinde edilmiş o hakaretler de var. Önce şunu sorayım. CHP lideri, ana muhalefet lideri, o cümlenin altını defaatle çizerek tabanda bir ya da hani seçmende bir karşılığı olsun mu bekledi?
Yoksa gerçekten hani psikolojik, patolojik bir sıkıntı mı vardı ortada? Şimdi tabii değerli konuklarınız buna sosyolojik ve psikolojik açıdan pek çok değerlendirmede bulundular. Evet. Ben şöyle değerlendiriyorum. Birincisi söyleyecek sözünüzün olmayışından kaynaklanıyor bu. Hı. Yani Türkiye'de sadece bugüne özgü değil, yaklaşık işte 10-15 yıldır bir muhalefet problemi var. Yıllardır her fırsatta dile getiriyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye'de veya dünyanın hangi demokrasisinde olursa olsun bir yerde güçlü muhalefet partileri olduğu takdirde o ülkede herkes bundan faydalanır. Hem o ülkede yaşayan bireyler olarak bizler hem de iktidar partileri de bundan faydalanır. Kendine çeki düzen verir, demokrasi gelişir vesaire vesaire. Ama görüyoruz ki Türkiye'de muhalefet partilerinin Türkiye'ye dair söyleyecek sözü yok. Yani normal bir şey içerisinde, demokrasi içerisinde muhalefet anlayışı şöyle olmalı. Ya şunu 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 iktidar iyi yaptı. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama şunu şunu da yanlış yaptı. Ben olsaydım şöyle yapardım diye öğretici bir dil kullanması lazım. Ama Türkiye'de muhalefetin maalesef Türkiye'yi kavramaya dair bir birikimi olmadığı için, söyleyecek sözü olmadığı için doğal olarak hakaret ediyor. Doğal olarak kutuplaşma üzerinden siyaset yürütmeye çalışıyor. Söyleyecek sözü kalmayan ana muhalefet lideri hakaret etti diyelim bir kenara. Ya, peki HDP'ye yakınlaşma meselesi? Şimdi doğru, doğru. Yani Sayın Vekilimizin söylediği şeyi bir süredir ben de gözlemliyorum. Yeni değil bu. 7 Haziran'dan bu yana işte Suruç katliamından başlayarak bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi pek çok konuda HDP ile benzer söylemler geliştiriyor. İzleyicilere şunu net bir şekilde anlatmak lazım. Anlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz sol bir parti olarak tarif ediyoruz. Diyoruz ki efendim Türkiye'de sol seçmenlerden oy alan bir parti diyoruz. Halbuki gerçek bununla örtüşmüyor. Yaptığımız 30 ile yakın süredir araştırmalar yapıyorum. Yaptığımız araştırmalarda elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne sol düşüncesi davranışı nedeniyle oy veren seçmenler var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslendiği, üzerine oturduğu ana taban merkez sağ seçmen. Daha açık ifadeyle 12 Eylül 1980'den önce evet, solun kaleleri dediğimiz İstanbul'da Zeytinburnu, Ümraniye, Ankara'da Altındağ gibi yerler önce Refah Partisi'nin kaleleri oldu, sonra AK Parti'nin kaleleri oldu. Halbuki sağın kaleleri dediğimiz Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Çankaya, İzmir, Antalya bunların hepsi merkez sağın kaleleri. Aslında elbette ki orada yaşayan sol gelenekten gelen seçmenler var ama seçmenlerin büyük bir bölümü ANAP doğru yol çizgisinden gelen seçmenlerin bir bölümünü AK Parti aldı. Bir bölümü de Cumhuriyet Halk Partisi'nde duruyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Buradan şuna gelmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında yıllardır dilimizde tüy bitti. İktidar olmasının yolu batılı anlamda bir sosyal demokrat parti olmaktan geçiyordu. Batılı anlamda bir sosyal demokrat parti olmada her görüşe saygılı olmaktan geçiyor. Hı. Yani hangi görüşten olursa olsun, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi siyasi ideolojiden olursa olsun. Daha açık ifadeyle Türkiye'de iktidar olmanın yolu da bu programlarda çok tartıştık aslında. İdeolojik tartışmalardan da geçmiyor. Yani ortada insanlar, seçmenler oy verirken birinci derecede oy verme gerekçesi olarak aldığı hizmeti gündelik yaşamından duyduğu memnuniyete bakarak karar veriyor. İkincisi kendisine yakın hissettiği ölçüde oy veriyor. Toparlayacak olur isek şayet küfürbazlardan siyasetçi olsaydı toplumda o kadar tatlı küfür edenler var ki. Yani meclise onları getirmek lazım hem de hiç batmayan yani mesela rahmetli bir dedem vardı çok tatlı küfür ederdi. Yani öyle olunca ben bunun söyleyecek sözü olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir şekilde oradaki gerek meclis grubuna gelen insanları gerekse hangi kanal veriyor ise televizyon ekranları başında olan insanlara söyleyecek sözünüz olmadığı takdirde küfür ediyorsunuz doğal olarak. Bu belki bir ölçüde günü kurtarıyor gibi gözüküyor ama 7 Haziran seçimleri akşamı televizyon kanallarında Kasım ayında seçime gidiyoruz. Bu meclisten bir iktidar çıkmaz demiştim. Bu ekranlarda 1 Kasım akşamı da Türkiye'de bir 5. parti geliyor demiştim.
çok kısa süre içerisinde. Evet, evet. Aslında bunlar o 5. partinin doğum sancıları diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Yani 5. parti nereden, CHP'den mi bakın, çıkacak? Bunu defalarca açıklama gereği hissettim. Evet. Öyle bir 5. parti gelecek ki burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Yani işte bir taraftan imzalar toplanmış, delegelerine direnen bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Bir yandan Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne talibim diyen, Türkiye'lileşme iddiasında olan ama işte terörle beraber anılmaya başlayan bir HDP var. Hı. O nedenle muhalefetin bıraktığı bu boşluğu dolduracak bir siyasi partinin doğumunun çok yakın olduğunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, toparlayacak olursam Cumhuriyet Halk Partisi aslında sosyal demokrat bir parti olmaktan daha da uzaklaşıyor. Hem etnik hem mezhepsel olarak dar bir köşeye sıkışmaya başladı. Çok süreceğini zannetmiyorum. Hatta sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde değil. Allah ömür verirse görürüz. İddialı bir şey söyleyeceğim. O da şu. Ben bir dahaki seçime 2019 yılında veya 2018'e erken alınırsa ama 2019'da yapılacağını düşünüyorum. Mevcut muhalefet partileri liderlerinin hiçbiriyle gidileceği kanaatinde değilim. Çok iddialı bir cümleydi. Adil Murat Dürün Bey. Cümlesi. Metin Bey'in eklemesi var. Murat ama Bey, bir kez daha tekrar edeyim mi izleyicilerimizin? Çok önemli. Ben çok önemsedim. Hiçbir muhalefet lideri 2019'da yapılacak genel seçimde partisinin başında olmayacak halihazırdaki muhalefet lideri der. Ona katılıyorum. Dürün. Aynı zamanda Mahmut Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, yani muhalefetteki ana muhalefet partisinin içerisinden bir, yani kongreye gidiyor. Kongrede karşısına, Kılıçdaroğlu'nun karşısına biri çıkmıyor dedi. Önemli bir şey bu. Niye çıkmıyor? Çıkmamasının sebebi şu. Şu anda Türkiye'de lider sıkıntısı da var. Yani şu an hangi siyasi partiye bakarsanız bakın, bugün MHP'ye de bakın, CHP'ye de bakın, lider sıkıntısı var. Yani lider artık, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte liderin çıtası çok yükseldi. Yani o çıtadan dolayı ana muhalefet partileri partisini sürükleyecek lider bulamıyor. Bir de şöyle bir sıkıntıları var. AK Parti çok ciddi manada alanların tamamını kuşattı. Yani her kesime hitap edebiliyor. İşte Adil Bey diyor ki CHP'nin sol bir parti olması lazım. Sosyal bir parti, sosyal alana açılması gerekir. Nasıl açılacaksınız? İşte sonuç bildirgesinde söylemişler. Diyorlar ki sosyal devlet kurulmalı diyorlar. Yani günaydın derler. AK Parti sosyal devleti kuralı yıllar oldu. Şu anda çok ciddi manada sosyal devlet adına AK Parti'nin yaptığı hizmetler var. Buna aynı zamanda itiraz ediyorlar. Muhalefet aslında hangisi olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, iki muhalefet partisi de, HDP zaten şu anda terörle anılıyor ve terör partisine, teröre destek veren, sırtını dayadığını iddia eden bir siyasi hareket haline dönüştü. O tamamen Güneydoğu'daki kardeşlerimiz de onlarla arasına mesafe koydular. Orası çok ayrı bir noktaya doğru gidiyor. Fakat buradaki sosyal devlet CHP'nin ya da MHP'nin şu anda söyleyecek sözü yok. AK Parti tüm alanları doldurdu, kapattı. Şimdi onların yapabileceği, özür dilerim. Ben itiraz edeyim de belki tartışma biraz başka bir boyuta gider. İstersen bitti mi sözünüz? Şunu söyleyeyim abi. Burada alanları kapattığı için AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin topluma söyleyecek bir şey yok. Sadece bir tek söz söyleyebiliyor. Küfür, kavga, başka bir şey yok. Mahmut Bey şimdi itiraz orada, edeceğim dedi. Bu biraz umutsuz bir tespit de. Şöyle bir umutsuz tespittir. Yani Türkiye toplumunun tabii nefes alacağı, arayış içinde olan kesimler de var. CHP'nin tümü için söylemiyorum ama belli bir kesiminde bir arayış var. MHP için de geçerlidir. Hatta AK Parti'nin içinde de belli arayışlar olabilir. Türkiye toplumunda şöyle bir arayış da var tabii. En azından iktidara yardım da edebilecek. Demin Adil Bey altını çizdi. Bir muhalefet olmadan demokrasi olmuyor. Demokrasi derinleştirmek için böyle güce ihtiyaç vardır. AK Parti her tarafı kapat, tek partisi, tek hakim parti olacağı halde yok. Yani bunu da görmek gerekiyor. O yüzden Türkiye'de AK Parti'nin uyguladığı siyaseti iyi analiz ederse bir muhalefet partisi, onun sosyal devlet uygulamalarını da eksik bulabilir. Onun siyasi yaklaşımında da eksik bulabilir. Onun dünya siyasetinde de eksik bulabilir. Çok eksik var, eleştirecek taraf var yani. Olmaz mı ya, bir parti yapıyorsunuz. Ama burada problem liderden falan öte siyasi bakış açısı. Statükocülaşmış bir siyasi bakış açısı. Şimdi kapattı derken şunu söylemiyorum. Sizin dediğinize katılıyorum. Elbette ki çok ciddi manada iyi bir ana muhalefet olduğu takdirde ülkede iktidar da çok AK Parti işlerinde. Her tarafı kapattığı ya için kapattığı değil. Şu manada söylüyorum. Onlar kendilerini Türkiye'ye kapattıkları için üretemiyorlar.
Yok, işte AK Parti kapatabilir. Şu anda yani, AK Parti sosyal alanda yapılacakların en üst limitini yapıyor. Ne söyleyecek sosyal alanda? Yani i̇şte onu söylemesi şey. Lazım. Muhalefetin bunu söylediği takdirde başarılı olur muhalefet. Evet, evet. Onu söylemesi lazım. Evet. Yani muhalefet şu anda onu söyleyemiyor, üretemiyor bir şey. Söylediği bir tek şey var. Sayın Cumhurbaşkanımızı merkeze almış. Evet. Ona atabildiği kadar atıyor, vurabildiği kadar vuruyor, hakaret edebildiği kadar ediyor. Yani bu ülkenin ya reisi cumhuruna siz ulu orta ağza alınmayacak hakaretler yapıyorsunuz. Bunun neresi siyaset yani? Evet, siyaset diye diyemeyiz buna. Evet. Merve Hanım'ın notları var. Evet, evet. Eklemeleriniz olacak. Göz göze yapayım. Geldik. Buyurun bir lütfen. Bir yerde hepsini toparlayıcı biraz da Sayın Bilgin'in iyimser, fazlaca iyimser bulduğum geçmiş okumasıyla sosyal demokratlar veya sol dediğimiz kesimle alakalı olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Aslında temelde Adil Bey'in de dediği gibi yani mefhumların solun sol olmaması, mesela. Sağın sağ olmaması veya solun bile sağ olması genel manada, evrensel anlamda dünyanın farklı yerlerinde kabul edilen ideolojik gruplaşmaların bizde bir yerde tam tersi bile olmasından söz ediyoruz. CHP'nin bugün yaşadığı sorun bu tembel siyaseti olarak benim de yazıp üzerinde çizdiğim konu. Sayın Milletvekilinin bahsettiği HDP'nin gölgesinde bir CHP haline gelmesi de aslında tamamen Türkiye'ye verebilecek bir şeyin olmamasıyla alakalı. Hı hı. Zaten bütün arkadaşlar bunların üzerine bir şeyler söylediler. 90'lara baktığımızda da daha geriye gidelim, 80'lere de baktığımızda, daha önceye gidelim. Yani CHP'nin veya o zihniyetin, kendini sol kabul eden zihniyetin ara ara koalisyonlarla veya tek başına iktidar olduğu, SHP dönemlerine bakalım, Erdal Güner'in dönemlerinde vesaire, hep statikodan yana, ilerlemeci ve demokratikleştirici değil. Veya daha sonra işte Merkez Sağ'ın veya Refah Partisi gibi İslamcı geleneğin iktidara yaklaştığı ve olduğu dönemlerde de hep özgürlüklere engel olucu. Hep ülkeyi demokratikleşme açısından ve akılların, zihinlerin demokratikleşmesi açısından da geri çekici bir fonksiyon olmuştur. Yani sol olamamıştır aslında. CHP, SHP, DSP dediğimiz zihniyet. Öyle olunca da bir yerde Metin Bey'in dediği noktaya geliyor. AK Parti her tarafı kaplamış oluyor. Yani çünkü sosyal iyi bir devlet ihtiyacı dediğiniz herhalde yani yeni sonuç fark bildirgesinden çıkan oluyor. Evet, günaydın da. Diye Metin Bey'in özetlediği. Evet, evet. O manada tabii muhalefet olmayınca da o sosyal devleti AK Parti iktidarı kurmuş oluyor. Kurmaya başlamış oluyor diye düşünüyorum. Evet. Peki Vedat Bilgin, size de bir söz düştü. Son 3 dakikam olduğunu, 2 dakikam daha doğrusu olduğunu hatırlatarak size bırakayım sözü. Bu CHP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle de sonuç bildirisinden çıkan sosyal devlet ihtiyacı ki Metin Bey aslında altını çizdi, AK Parti'nin bugüne kadar yaptıkları herhalde o sosyal devlet alanında atılmış önemli devrimsel adımlardı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ciddi sorunlarla karşı karşıya, ben onun üzerinde duruyorum. Burada sorunların farkında olmayan bir parti. Yani kendi sorunlarının, kendi kimliğini tanımlamakta geçmişin gerisinde kalması diye tanımladığım şey o. Kendi kimliğini tanımlamakta geçmiş siyasetinin gerisine düşmüştür. Geçmişte çok mu başarılıydı? Orada da sorunlar vardı. Neydi? İşte Kemalizmi aşamaması, otoriter devletçiliği aşamaması, otoriter devletçiliği cumhuriyetçilik zannetmesi. Tabii sol olma iddiası, sosyal demokrasiye evrilmesinin önündeki engeller. Bunlar tabii ciddi bir birikimi gerektiriyor, entelektüel birikimi gerektiriyor. Teorinin kendi içindeki sorunları açmayı gerektiriyor. Bunları başaracak bugünkü siyasi kadrosunun takati yoktur. Zaten bunları anlayamadığını da dikkat ederseniz vurguladım. Evet. Neden böyle? Tabii Türkiye'de sol bir parti, hadi sol olalım diye sol olunmaz. Solun tarihsel şartlarının olması lazım, ekonomik şartlarının olması lazım, Türkiye'nin bir endüstriyel devrimin içinde olması lazım vesaire. Şimdi bugün Türkiye bir endüstriyel devrimin içinde yaşıyor ama buradan sol çıkmıyor. Niye sol çıkmıyor? Çünkü muhafazakar AK Parti, muhafazakar milli çizgideki bir parti
sosyal sorunlara farklı bir cevap veriyor. Yani sosyal sorunların çözümünü kendi sosyal politikasını da ortaya koyuyor. Hı hı. Onun için zaten Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda dağılmış vaziyette. Kendisini nereye koyacak, konumlandıracak birikimi de zihinsel olarak kodları da bunu algılayacak düzeyde olmadığı için iyice şaşırmış bir vaziyette. Bunu neyle ikame etmeye çalışıyor? Bir karşıtlık ekseninde saldırıyla, işte bir nefret diliyle öyle bir dil üretiyor ki bu siyaseti bitiren bir dil. Evet. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da karşınızdaki bir siyasetçiye düşmanca bir ifade kullanırsanız, o düşmanlığı üretecek bir dil oluşturursanız oradan siyaset çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli sorunu siyaset üretme kabiliyetini kaybetmiş olmasıdır. Biz bu kavramı çok kullanıyoruz, siyaset üretme falan, ama bunu biraz açmak lazım. Çünkü bunlar... Kısacık açalım, bir reklam arası vermem gerekecek Vedat lazım. Bilgin. Anlamı şudur, toplumla devlet arasındaki ilişkileri yeni bir düzende, yeni bir düzleme taşıma iddiası. Bireyle toplum arasındaki ilişkileri yeni bir düzleme taşıma. Partileri, sivil toplumu, örgütleri, bunları yeniden tanımlama, yeni bir projeyle, siyasi bir tavırla ortaya koyma, siyasi bir tavır alabilme. Bunların farkında bile olmayan bir kadrodan bahsediyoruz. Neyi tartışıyoruz aslında? Cumhuriyet Halk Partisi'ninkisi bir anlamda bir fikri sefalettir. Bu fikri sefalet neye dönüşüyor? Bir ahlak sorununa dönüşüyor. Siyasetçinin ahlak sorununa dönüşüyor. Nedir evet. O sorun? Küfürdür. Bir nefret dilidir. Bu ciddi bir ahlaki sorundur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yönelmiş ifadeleri ben ciddi bir ahlak sorunu olarak ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki psikolojik boyutları var ama her şeyden önce siyasetteki seviyenin ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Bu bakımdan ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu düştüğü geri noktadan gerici bir aşamaya kaymasını, gerici bir noktaya dönüşmesini, yani tarihsel formasyonlara dayanarak, ölü tarihsel formasyonlara dayanarak siyaset yapmaya kalkmasını Kemalizmin bile gerisine gitmek olarak tanımlarım. Önemli onun bir tespit. Çizmek isterim. Vedat Bilgin, sözünüzü balla kesiyorum. Virgül kabul edin lütfen. Bir reklam arası vermem gerekecek. Reklamların sonrasında aslında çok da siyasetin dışına çıkıyor olmayacağız. Akademisyenler bildirisini konuşacağız. O akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenleri ve destek çıkanları konuşacağız. Altını yeşil kalemimle çizmeye gayret ettiğim ayrıntılar var. Uluslararası mahkeme vurgusu defalarca yapılıyor. Devlete açık katliam yaptın deniliyor. Bunlar aslında suç olarak da kabul ediliyor. Bütün bunları konuşacağız. Toplumsal hafıza, reklamlardan sonra ilginç dosyaları da ekranlarınıza getiriyor olacak. Bir tanesini şimdi izleyin, sonra reklamlar gelecek. İstanbul Üniversitesi yöneticileri, İstanbul Üniversitesi'nin mensupları demokratik haklarını, hukuk devletinin gereklerini eksiksiz, ödün vermeden ve de cesurca, yiğitçe yapmak zorundadır. Toplumsal hafıza kaldığı yerden devam ediyor bütün hızıyla. Reklam arasındayken ekranlarınıza geldi bir son dakika notu, editör arkadaşlarımız verdiler. Diyarbakır Sur'da el yapımı patlayıcı tuzaklandı PKK tarafından. Bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Şehide Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine de sabırlar dileyelim Cenab-ı Allah'tan. Üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Ve o üzücü haberlerin geldiği, daha doğrusu o üzücü haberleri gönderen Türkiye'ye kanlı örgüte birileri sahip çıkıyor. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 paragraflık bir bildiri yayınlandı. Akademisyenler bildirisi dedik biz bu bildiriye. Aslında böyle söyleyerek bütün akademisyenleri işin içerisine sokmak doğru değil elbette, ama bu 5 paragraflık bildiri Türkiye'nin aslında uluslararası anlamda suçlayıcı ifadeler içeriyor. Metin Bey'in sorusu da tam olarak bu olacak. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu. Metin Bey,
Uluslararası sözleşmeler ilk paragrafta geçiyor. İkinci paragrafta ki iki satırlık bir paragraf. Uluslararası anlaşmalar, uluslararası teamül hukuku, uluslararası hukukun emredici kuralları ağır şekilde ihlal edilmiştir deniliyor. Üçüncü paragraf. Ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemciler yıkım bölgelerine ne demekse giriş yapmalı, gözlem yapmalı, raporlama yapmalı deniliyor. Yine bu paragrafta da ben kırmızıyla çizmeye gayret ettim. Devletin başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam deniliyor. Ne amaçlıyor bu akademisyenler? Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. Yani Türkiye uluslararası arenada zayıf düşürmek için bir proje yürütülüyor. Ciddi bir proje bu. Bu projenin de içerisinde işte PKK, siyasi arenada HDP, işte bunun yanında şu anda son dönemde CHP de eklendi. Bu projeyle Türkiye'yi uluslararası arenada çok ciddi manada köşeye sıkıştırıp içerideki dalgalanmaları artıracaklar ve iktidar değişikliğine zorlayacaklar. Öyle bir görüntü var, görüntü o. Bize mecliste İdris Balıken'in bir konuşmasında bize dönüp, bizim gruba dönüp... HDP'li vekil, HDP'li, İdris Balıken'den HDP'li grup başkan vekili İdris Balıken bize döndü, parmağıyla şöyle dedi. İki ay içerisinde hepiniz yargılanacaksınız. Avrupa sizi tek tek yargılayacak. Ne zaman söyledi bu sözü? Bunu yaklaşık bir 20 gün önce söyledi. Şimdi bu da projenin ayaklarından biri işte. Yani şu anda Türkiye'de çok ciddi manada bir uygulama var. Bu uygulamayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu akademisyenlerin açıklaması da çok önemli. Zamanlaması manidar. Akademisyenler açıklamalarında yaptıkları bu biraz önce sizin de gösterdiğiniz buradaki açıklamanın bir satırında şu anda biraz önce Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Amin. Şehitlerimizle ilgili ufacık bir kelime yok. Evet. Bu çok adice, yani kurgulanmış, Türkiye'nin uluslararası arenada zor duruma düşürülmesi için planlanmış bir girişim. Fakat bu girişimlerin tamamına uluslararası arenada onların daha başka müracaatları da vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaatları vardı. Onların hepsi geri döndü. Şimdi buradaki maksat, hedef ciddi manada CHP'nin de kurguladığı, şu anda niye CHP kurguladı diyorum. Bu bildiriye ilk destek veren HDP olması gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu bildiriye imza atan bütün akademisyenlere sahip çıktı. Bunlara akademisyen de diyemiyorum, üzülerek ifade ediyorum. Hı hı. Akademisyen, benim çocuğum da üniversitede okuyor. O, bu akademisyenlere çocuklarımızı teslim ediyorsak biz yandık. Tabii aramızda akademisyenler yani, var. Ben o ayrı. O bir akademisyen. Ama bu o yüzden tip, söylemeye gayret bunu, ettim. Bunu söylüyorum yani bu tip akademisyenlere. Şimdi bu akademisyenler Türkiye ile bağlantısı olmayan, teröre destek veren bir akademisyenle karşı karşıyayız. Şimdi bunun bir başka ayağını söylemek istiyorum. Ben. Şimdi CHP'nin yine sonuç bildirgesinde bir önemli husus var. Çok önemli bu. Cumhurbaşkanlığı makamı. Bu hafta sonu yapılan kurultayın, evet, kurultayın sonuç bildirgesi. Cumhurbaşkanlığı makamı. Bu kaçırılıyor bakın. Anayasayı çiğneyen pozisyondan kurtarılmalı. Anayasayı Sayın Cumhurbaşkanımız çiğniyor mu şu anda? Bu kadar adice bir bildiri olur mu? Devamında anayasal sınırlar içine çekilerek demokratik süreç içerisinde anayasaya saygılı bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi sağlanmalıdır. Nasıl sağlayacaksınız bunu? Cumhurbaşkanlığı seçimi şu anda anayasamızda halk tarafından yapılıyor ve geçtiğimiz seçimlerde 2014'te yaptığımız seçimleri de Sayın Cumhurbaşkanımız %52 oy almak koşuluyla ilk turda kazandı. Yarı başkanlığı da almış bir şekilde şu anda anayasamızın gereği olarak Türkiye'yi yönetiyor. Peki nasıl sağlamaktan şimdi, bahsediyor? Benim aklıma buradaki, bir kelime geliyor ki bahsetmek istemiyorum. Biraz sonra işte, 28 Şubat bakın, bahsi açıldığında edeceğim o kelimeyi. Şimdi terörü ve teröristi değil devleti suçlama, devletin kamu düzenini sağlamaya yönelik çabalarını sağlama, aşağılama gayretine düşmüş ne yaptığı belirsiz bir CHP ile karşı karşıyayız. CHP'nin biraz önce söylediğimiz şu anki duruşu çok gerçekten hem Vedat Hocam'ın özetlediği, işte Mahmut Bey'in özetlediği, yani buradaki özetlenenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok zor bir, yani Türkiye açısından çok kötü bir duruma geldiğini, mezhepsel bir mantıkla hareket ettiğini ve bu mantık doğrultusunda Türkiye'yi PKK çizgisine getirerek farklı yöntemlerle Türkiye içerisini karıştırma koşuluyla bir olayı Türkiye gündemine getirip
Türkiye'yi yeniden dizayn etmeye çalışacaklar. Şimdi çok ilginç. Böyle bir görüntü var. Çok çünkü ilginç. Bu sonuç bildirgesinden özellikle şartlar üzerinde şeyler kaldırılmalı diyor. Bunlar da önemli ama Cumhurbaşkanımızın anayasayı çiğnediğini şu anda buradakiler tartışalım. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ayrıntı göstereceğim. Evet. Çok ilginç günlerden geçiyoruz ve o ilginç günlerde ilginç haberler geliyor. Haber merkezlerine düşüyor. Haberlerden bir tanesinin kupürünü çıkarmaya gayret ettim. Başlığı haberin zaten her şeyi özetliyor. Biraz daha yakından gösterebiliriz Ferhat belki. İsrail'den gelen açıklama, bağımsız Kürdistan'ın arkasındayız diye. İsrail Adalet Bakanı, dilim döndüğünce söyleyeceğim, Ayalet Şaket, bağımsız Kürdistan'ın zamanı geldiğini ifade ederek tüm gücümüzle Kürt devletinin arkasındayız dedi. Haberin detaylarında İran, Türkiye arasında bir Kürdistan vesaire gibi cümleler de var. Öyle günlerden geçiyoruz. Akademisyenler bildirisiyle uzaktan ya da yakından bir ilgisi var mı bu açıklamanın? Doçent Doktor Merve Kavakçı yanıtını verecek diye düşünüyoruz. Şimdiye kadar konuştuklarımız ve akademisyenlerin bildirisiyle ilgili konuşacaklarımız ve İsrail'den gelen açıklama aslında bir geniş resmin parçası. Şöyle biraz geriye çekilelim. Şöyle bir kuş balkondan bakalım. Böyle yapmaya çalışalım. Daha bütünsel yaklaşalım. Gerçekten bunların birbirinden ayrılamaz parçalar olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Ben sizin verdiğiniz o habere bir de Netanyahu'dan dün gelen, belki bugün sabah bile tam hatırlayamıyorum. İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin arasının iyileşmesiyle alakalı olarak İsrail'in İran'a karşı DAEŞ'le belki DAEŞ'i daha ehven görmesiyle alakalı bir söyleme oldu Netanyahu'nun. Bu da bu bağımsız Kürdistan'ın İsrail'le yakınlaşması, oluşması ve şimdiden ona şartsız kabul edilebilecek bir desteği verilmesi üzerinden bir geniş okuma yapıp onu Türkiye'ye ve akademisyenlere getirirsek müsaadenizle hızlıca şunları söylemek isterim. Bu akademisyenler bildirsin ve Sayın Milletvekili'nin ifade ettiği belki de bir darbe çağrısı gibi Cumhurbaşkanı'nın görev sınırları içerisinde anayasal bölgeye çekilmesiyle ilgili taleplerini de birbirine bağlayacak bazı ifadeler üzerinden konuşalım. Şimdi bu akademisyenler bildirisi dediğimiz şeyi dört alanda ben baktım tartışmalara. Farklı farklı yönleriyle ifade ediliyor. Sosyolojik kısa bir değerlendirme yapabiliriz. Bilimsel, siyasi bir değerlendirme yapabiliriz. Bir de hukuki boyutu var bunun. Haklar, hukuk ve ifade özgürlüğü bağlamında. Şimdi öncelikle sosyolojik olarak, yani demografik de diyelim istersek buna. Kim bunlar? Kimden bahsediyoruz? Bütün akademisyenler değil dedik. Değil, 1128'i sadece. Türkiye'de bir Türkiyeliler, Türkler diyelim. Diasporada yaşayan Türkler var. Dışarıda içinde, yaşayan evet. Türkler var. Bunların içerisinde akademisyenler var, akademisyen olma adayı olanlar var. Efendim bilmem ne üniversitesinde okuyan doktora öğrencisi de atmış imzasını. Öğretim görevlileri var, okutmanlar ama vesaire. Ama profesörler de var. Profesörler de var. Bir de mesela Chomsky gibi yabancılar da var. Evet. Chomsky gibi birinden bahsederken tabii ben onun MIT'de bulunduğu dönemlerde Harvard'la ortak ders yaptığımız dönemlerde asistanlığını yapma imkanı da bulmuş birisiyim. Ve postkolonyalizmi de aslında ilk olarak ondan öğrenmiş. Evet, şimdi, onu da altını çizmemiz Chomsky lazım. Chomsky önemli bir bilim insanı, dil bilimci, önemli katkıları var. Düşündüm, nasıl oluyor da böyle bir şeye destek veriyor diye. Türkiye'nin dışarıda gösterimi, uygulanan algı operasyonu, Chomsky gibi bir bilim insanının bile her şeyi tam anlamıyla göremediği ve doğru okuyamadığı tezini bana getirdi. Bunlar var. Eserlerine bakıyoruz bütün bu 1128 kişiye. Bilim dünyasına katkıları olanlar var ama olmayanlar çok. Yani değil mi? Bilim insanısınız, siz işinizi yapın, doktoranızı bitirin. Bilim dünyasına, ilme katkıda bulunun. Makale yakın yayınlayın vesaire. Hiç şüphesiz ama 28 Şubat döneminle de çok örtüşen bir şey görüyoruz. Efendim insanların bilim insanı kimliği içerisinde aslında bilimden uzak birçok faaliyetle uğraşması gibi de bir şey oluyor.
sorumluluk sahibi insanlar olması gerekiyor akademisyenlerin. Bunun olmadığını görüyoruz. Biraz sonra bir iki cümle sarf edeceğim. Bu sosyolojik okumada bence şey önemli. Yani böyle bir popüler kültürümüz var şimdi bu son yıllarda böyle demokratikleşelim rüzgarı içerisinde. Trendler oluşuyor. Bir atmosfer, bir hava, genel bir aura, bir moda. İntelijensiyaya aidiyet olması. Sözde bir aydın kimliğiyle bir şeye imza attım. Muhalif oldum gibi gözükmek. En temelde ihtiyacı, herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıyım. Evet. O zaten Sayın kenarda Erdoğan'ın duruyor. Kimliği üzerinden bir kolay ve yine tembel bir muhalefet. Tembel muhalefet, evet. Öyle olunca da bizi bu akademisyen kimdir, aydın kimdir? Çünkü bu aydın ve akademisyen sanki çok da bir araya da kullanılan şeyler gibi oluyor. Bir şeylere itiraz etmek üzerinden. Bu da bizim de birinci turda da konuştuğumuz gibi aslında hem CHP kurultayıyla alakalı hem HDP'nin gölgesine girmiş bir CHP zihniyeti ve bu HDP'nin PKK yüzüne destek veren akademisyenler bildirisinin üzerinden kim olabilir? Bunlar düşünür olması lazım, bilim insanı olması lazım ve nevi şahsına münhasır böyle bir sözde aydın ve bu bugünün problemi değil. Bu Osmanlı'nın son yüzyılının da problemi, aydınlanmacı bu copy paste diyelim bugünün dilinde. Kes yapıştır, kopyala yapıştır veya kestirmeden aydın olma. Aslında aydın olmanın gereklerini yapmadan böyle kısa yoldan akademisyen olma, düşünür gibi gözükmek ama düşünmemek, eser üretir gibi gözüküp de bildiriye imza atmak gibi. Birçoğu da okumadan attığını iddia etti. Şimdi bir insan nasıl bir şeyi okumadan eğer bir öğretim üyesiysen ben bunu bilmiyordum diyerek imza atabilir. Bu tarafı var. Biraz böyle batıcı gibi olmak ama batıyı da taklit edip onu da kötü bir taklitle yapmak da var. Yani bunu ben aslında Türkiye'nin Cumhuriyet rejiminin en başında böyle koşa koşa benimsemiş gibi gözüktüğü batılılaşma ve modernleşme projesinin bir başarısız sonucu gibi de görüyorum. Onun için de bugün CHP'nin de sol olmadığından bahsediyoruz bir taraftan. Böyle Kemalist ve fakat Marksist. Marksist ama aynı zamanda kapitalizmin bütün nimetlerinden faydalanan, ilerlemeci gibi gözüken fakat son derece tutucu veya dünya görmez, işte okumaz, okumadan altını imzalar ki ben de onun havası içerisinde akşama arkadaşlarımla buluştuğumda Erdoğan'a karşı şunu imzaladım kültüründen istifade edilen bir zihniyet diye düşünüyorum. Bu döneme dair yani bu bulduğumuz akademisyenler şimdi konuştuğumuz sözde akademisyenler bir kısmı da aslında bir batılı gibi gözükmenin muhtevasından çok görünüşüne takılma üzerinden şey yapıyoruz. Şimdi Chomsky gibi bir bilim insanı aslında ne yapması gerekir? Bilimsel verilere, bunu nereye dayandırıyorsunuz arkadaşlar demesi lazım. Aslında bu insanlar eğer düşünürse, akademisyense bir bilimsel veri üzerinden konuşmaları lazım. O verileri doğru metotlarla analiz etmeleri lazım. Sonra ettikleri analizleri de, değil mi? Doktora tezlerimizi böyle yazıyoruz. Evet. Doğru şekillerde değerlendirmeleri lazım. Bir de objektivite koymaları lazım. Şimdi PKK terör örgütünün tamamen bir sözcülüğü yapılmış olunuyor. Diğer şimdi dahi aldığımız şehit haberlerinden hiçbir şey bahsedilmiyor. Mümkün değil bu, yok içerisinde. Bu, o boyutu da bir yerde silmiş oluyor. Neden? Çünkü siyasi boyutun olayın, o hemen hızlıca onu da bahsedeyim müsaadenizle. Evet. Asıl boyutu ve işte biz akademisyeniz gibi gözüküp aslında burada bir siyasi mesaj vermek düşünüyor. Burada da ben yine de o akademik integrity'ye bağlı kayılarak bir iki söz sarf edeyim. Bir devlet makinasından söz ediyoruz. Bir devlet var karşınızda. Nasıl? Halkına hizmet vermek isteyen bir devlet. Hiç şüphesiz bütün yönetimler bunu isterler ama AK Parti hükümetinin son 15 yılda halkına hizmet eden, tepeden bakan değil, hizmet eden devlet anlayışının
nasıl bizi nasıl önemli noktalara getirdiği demokratikleşme açısından kimsenin inkar edebileceği bir şey değil. Zaten çözüm süreci dediğimiz şey de bu şekilde başladı. Hı hı. Halkına tepeden bakan, kendi güvenliğini ve kendi iyiliğini savunan değil, halkının emniyetini ve güvenliğini sağlayan ve onu bir arada yaşatmak isteyen bir amaç üzerinden çözüm süreci başladı. Tabii ne yapacak devlet makinesi? Yaşama hakkı, güvenlik hakkı vesaire bunları halkına hizmet olarak götürecek. Siz kalkıyorsunuz katil devlet diyorsunuz. Bu devlete çözüm sürecini başlatmış olan devlete, iyi niyetle başlatmış olan devlete, silahlarınızı bırakın, siyasallaşın diyen devlete ve aynı zamanda siyasallaşmanın da tabii HDP olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ama ne yapıyor? HDP PKK'laşıyor. Yani silah bırakacağım diyen silahı bırakmıyor. Orada iyi niyeti istismar ediyor. Ondan sonra HDP de siyasal olacak ki PKK'ya ihtiyaç kalmasın. PKK HDP'leşeceğine HDP PKK'laşıyor. Onun destekçisi oluyor. Karşımızda bir kısım sınır ötesinde PYD, YPG, YDGH neler görmeye başlıyoruz? Çukurlar kazılıyor. Hı hı. Bahar erken geldi diyor ya, HDP eş başkanının danışmanı. Hı hı. Bebeğimizin katilleri evet. Orada. Ölen bebeğin arkasından Çınar'da söyleniyor. Evet, evet. Bahar erken geldi tweetini atıyor. Fırat Simpil'in ailesiyle uzaktan bir akrabasıyla görüşme imkanım oldu bugün. Devlet öldürdü deyin baskısı. Fırat Simpil Diyarbakır'da evinden çıkmıştı. 12 yaşındaki çocuk Fırat Simpil çıkar çıkmaz PKK'nın tuzakladığı mayın patladı ve vefat etmişti. Aileye evet. Bu yönde evet. Baskı oldu. Evet. Evet. Ve halkının yaşam hakkını, hayatını idame etmesine engel olunuyor. Bu devlet oturacak, öyle mi? Eğer o devlet oturursa biz aslında o devleti istemeyiz. Yani ne yapması gerekiyordu bu devletin? Ve şunu çok açıkça ifade edeyim. Yani Batı'da uzun müddet, o bizim akademisyen kimliğinde, aydın geçinen kimliğin çok da sevdiği gibi gözüken o Batı'da, inanın hiçbir Batı ülkesi bu kadar müsamaha etmez. Çözüm sürecini devam ettirme gayretini, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın YDGH'lı gençlere dönüp yine zaman çok geçmeden bırakınız evet, silahları çok demesine, hala bir hata payı bırakıp onlar da bu ülkenin evladı, gelin bu çukurları kazmayın, kendi insanınıza zulmetmeyin demesine, inanın hiçbir batılı ülke yönetimi, devleti bu kadar müsamaha etmez. Bu işin bir de haklar boyutu var. Müsaadenizle onu söyleyeyim, sözü bırakayım. Evet, çünkü bu bağlamda belki Chomsky gibi dışarıdaki akademisyenler yanlış bir intibaya kapılıyor olabilirler. Haklar boyutunda da efendim bu ifade özgürlüğüdür deyip geçirilebilecek bir şey değil bu. Hakları biz siyaset felsefesinde paradoks olarak nitelendiririz. Hiç böyle yattığımız teorik tartışmalarda olduğu gibi, Sayın Bilgin Hocam da bunu çok iyi biliyor. Teorik tartışmalarda bizim haklarımızın bittiği yerde sizin haklarınız başlar deriz ama gerçekte aslında tam anlamıyla bütün özgürlüklerin her kesim tarafından tamamıyla kullanılabileceği bir utopik ortam yoktur. Her ortamda da ifade özgürlüğünü kısıtlayan, devletler tarafından yapısal olarak kısıtlayan yerler vardır. Bu şekilde ifade özgürlüğü sınırları içerisinde konuşuyor gibi bir vatanın bütünlüğüyle alakalı, toprağıyla alakalı, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, kurtarılmış emperyalistlerden bir ülkenin toprağıyla alakalı olarak bir terör örgütüne ve bütün iyi niyetleri istismar etmiş bir terör örgütüne bu denli açıkça destek olmak hainlik ötesi bir şeydir. Ve bilimsel sorumluluğa, akademik sorumluluğa da bence çok aykırıdır. Bunun üzerinde düşünülmesi evet, lazım. Yani özellikle uluslararası vurguların altını çizmeye gayret ettim. Şimdi Merve Hanım konuşurken tabii akademisyenlerden bir tanesi, ismini kapattım burada, yayınladığı, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlardan biri. Buyurun, bu bir akademisyene ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığının
ne boyutta olduğunu gösteren mesajlardan biri. Sünni yurttaşların mı başbakanı Sayın Erdoğan diye sormuş. Çünkü Erdoğan o günlerde Peygamber Efendimiz tek önderimiz demiş. Peygamber Efendimiz'in sadece tabii yani sünnilikle ne ilgisi var Hazreti Muhammed'in? İnanılır gibi değil. Bir başka akademisyen gündem oldu hafta içerisinde. Uzun uzun konuşuldu, tartışıldı. Hakkında soruşturma da başlatıldı. Özel harekat polislerine yönelik yeşil kalemle altını çizdiğim yerler, ismi nasıl olsa kapalı diye bunu da gösteriyorum. Bu da bir akademisyen tarafından ortaya konulmuş mesajlardan bir tanesi. Mahmut Öğürs'e geleceğim ama evet. Toplumsal hafıza ya ismimiz. Bir hafızaları canlandıralım istedim. Çünkü akademisyenler meselesi sadece akademisyenlere, bugünün akademisyenlerine özel değil. 28 Şubat döneminde akademisyenler başı çekiyorlardı. Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu gibi isimlerden bahsediyorum. 28 Şubat'ta YÖK çerçevesinde neler olmuş? Kısacık bir hatırlayalım. Mahmut Övür'e soralım. İstanbul Üniversitesi yöneticileri, İstanbul Üniversitesi'nin mensupları demokratik haklarını, hukuk devletinin gereklerini eksiksiz, ödün vermeden ve de cesurca, yiğitçe yapmak zorundadır. Dışarıda toplanmış 500 tane öğrenci olduğu meçhul kişi. Şu anda hepimizin güvenliği bir anlamda tehlike altında ise buraya gelmeyenler de bu toplantıda olmadıkları için mutluluk mu duyacaklar? Elbette 1128 bugünün rakamıyla. Geçmişte de vardı. Diğer akademisyenleri, Merve Hanım stüdyomuzdaki konuklardan bir tanesi. Bir akademisyen Ankara'da da yine Profesör Doktor Vedat Bilgin, her ne kadar hali hazırda AK Parti milletvekili olsa da yılların akademisyeni, tenzih ederek söylüyorum. Ama Mahmut Övür, herhalde bir akademisyenler sendromu var. Topluma yabancı, şöyle söylesem çok mu abartmış olurum, tepeden bakan. 28 Şubat örneklerini gördük. Şimdi belki de asıl problem oradan başlıyor. Yani bu sistemin, demin söyledik, Kemalist, tek tipçi bir sistem var. Bu sistem bir üniversiteler camiası yaratmış. Bence yaşadığımız problem o problem. Yani bunun tabii biraz daha bugünkü siyasi problemi de iç içe geçen bir problemdi. Bizim aydınlarımız ya da aydın dediğimiz üniversite camiası hiçbir zaman Türkiye toplumunun meseleleriyle yüzleşmedi. Bugün değil, geçmişte de yüzleşmedi. Ne dindarını tanıdı, ne Kürdünü tanıdı, ne Alevisini tanıdı, ne yani toplumun yoksul kesimlerini tanımadı. Böylesine soyut, bir yaşam biçimi üzerinden kendini tarif eden, solcu mu, Kemalist mi, komünist mi, ne olduğu belli olmayan hakikaten böyle bir yapı. Bu ülkede düşünün, bu Kürt meselesi bugün ortaya çıkmış değil. Yüzyıldan, önceden beri yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla beri vardır. Üniversitelerin 90'lara kadar ne ürettiğine bakın. Tek kelime bu ülkenin dindar kesimlerinin neler yaşadığına ilişkin hiç kafa yormamışlardır. İçinden tabii ki gerçekten bunun bedelini ödeyen aydınlar çıkmıştır. Hem Kürt meselesi üzerinden çıkmıştır, hem dindarlar üzerinden çıkmıştır. Ama ağırlık yanı o vesayetçi rejimin tek tipine hizmet eden bir aydın profili. Şimdi biz bununla karşı karşıyayız. Aydınlar bildiri yazmaz mı? Aydınlar hükümetin yaptığı, devletin yaptığı yanlışları, eksiklikleri ya da o ülkede olup biteni, eğer Güneydoğu'da bir şey yaşanırsa elbette oraya karşı duyarlı bir şey söyleyecektir. Bir sözünü söyleyecektir. Ama mesele şurada. Bir, o toplumu iyi tanıyacaksın, sosyolojiyi. Bence tam tersine Türkiye'de bugün o aydınlar, ağırlıkla söylüyorum. Bir Erdoğan nefreti var bir defa. Türkiye toplumunu tanımadıkları için Erdoğan'ın 13 yıl, 14 yıl iktidarda kalmasını akılları almıyor. Bu nasıl olur? O yüzden dönüpteki devirde bu Türkiye toplumu, bir millet, hatta Kemal Kılıçdaroğlu söyledi, akıl tutulması yaşıyor. Niye bize oy vermiyorlar diye. Çünkü tanımıyorlar toplumu. Oysa bizim toplum, Adil Bey de iyi bilir, yani 70'li yıllarda belki de eğitim seviyesi daha düşüktü, daha şeydi, işte bu düzen değişecek, biraz önce de ipuçlarını verdim. Ecevit'e %41.6 oy vermiş.
Yani şunu söyleyeceğim. Türkiye toplumu dindarıyla, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle değişime, hizmete oy veriyor. Bu kadar açık yani. Şimdi bunu görmeyen bir aydın kitlemiz var. Bunu görmeyen bir siyaset kitlemiz var. Yaşadığımız problem bu. Aha, kalkacaksın şimdi bu aydınlar bildirisinden sonra bir bildiri daha yayın. Üç bildiri yayınlandı. Şimdi, üçüncüsünde de şunu görüyorsunuz. Kör terörden bahsediyor utangaç bir şekilde. Yani teröre değinmiş ama utangaç bir şekilde. Yarım ağızla. Ben onu da şuna bağlıyorum. Bakın bu sol kesim aydınlarının öncülük ettiği bir bildiridir bu. Bu hangi sol kesim? Geçmişte devrim yapma uhdesi içinde kalan, içine devrim uhdesi kalan, devrim yapamayan, şiddet yolunu deneyip şiddeti mübah gören, devletle toplum ilişkisinde devleti şiddetle değiştirmek isteyen bir sol marjinal aydın kesim var. Bunlar da aslında solun olmamasından kaynaklanan. Belki de gerçek anlamda sivil solun olmamasından kaynaklanan. Hatta hatırlayın ya, tip deneyimi vardı. Tip deneyimi bile sekteye uğratan bir böyle bir marjinal sol akım vardı. Şiddetle buluştular. Türkiye'deki sol yürüyüşü de engellediler işin doğrusu. Ha bunda başka güçlerin etkisi vardır. Onların denetimine girmiştir. O da başka bir şey. Ama böyle bir sol var. O içinde uhde kalan sol. Bakın Gezi'de de gördüğümüz isimlerdi. 17-25 Aralık'tan Medet Umman isimlerdi. O aydınlar bunlardı. Evet. Şimdi kalktılar. Çaresiz kaldılar. Ya bu toplumu işte CHP değiştiremiyor. HDP'ye biraz destek verdiler. Pompaladılar. Şunu yaptılar. Bunu yaptılar. O da sonuç. Şimdi PKK'dan medet ummaya başladı. Evet. Hikayenin ölçüsü buraya geldiler buraya. Acaba şu Erdoğan'ın oluşturduğu yapıyı, halkın iktidarını acaba PKK'nın şiddetiyle elimine edebilir miyiz, devirebilir miyiz? Hikayenin ölçüsü bu. Oradan medet ummaya başladılar. Bu da gözlerini körleştirdi. Artık terörü, şiddeti de görmüyorlar. Ve PKK şu anda Güneydoğu'da, bakın sivil siyasetle %13 oy veren Kürtler, seçim tercihlerini siyasetten yana yaptılar. Meclise çözümünü istediler. Şimdi bir de HDP'nin şu andaki haline bakın. Tamam, şu anda ne meşruiyeti kaldı, ne güveni kaldı. Kürt toplumunun %80-90'ı bu sürece destek vermiyor. Bence sosyolojiden soyutlandılar. Hı hı. Aynı CHP'nin durumuna gelecek PKK. Yani zaten öyleydi de bir biçimde. Ama zaten o ikisinin de genetiğinde bir ortaklık paydası var. O seküler birlikte olalım falan diyorlar. Hatta Kandil'den mesajlar geliyor. Biz AKP'yle, devletle savaşmıyoruz. AKP'yle savaşıyoruz. Şimdi bunlar, bütün bunların hepsi o eski statükocu sistemin ürünleridir. Aydınlar da bunun bir parçası. İçinde çok düzgün aydınlar da var. Gerçekten üretken aydınlar da var. Ama dediğim gibi o da bu son sürecin rüzgarına kapılmış, bence rotasını kaybetmiş. Olabilir, aydınlar her zaman doğru yapacak diye bir kural yok ki. Bir de mahalle baskısı aydınlar da vardı. Var bu konuda. Onun için. Bu önemli, mahalle baskısı, yani okumadık, imzaladık diyenler yani var. Yani ben tabii şimdi tamamen ona bağlamıyorum. O da vardır mutlaka da. Kalmayayım. Yani orada ben daha çok o sol hegemonyadan, mahalle baskısının etkin olmasından kaynaklanan bir yapıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bakış açıları Türkiye toplumunun İşte bu karnını kaşıyan adam mantığının üniversite versiyonu. Yani öyle bir mantıkla Türkiye toplumuna bakıyorlar. Ya bunlar doğru tercih yapmıyorlar, doğru seçim yapmıyorlar, yanlış seçim yapıyor. Böyle bakıyorlar. Şöyle bir şey, o 1128 akademisyene baktığınız zaman o akademisyenler arasında esas çoğunluğu oluşturan araştırma görevlisi ve yeni olanlar. Yani burada genç nüfus üzerindeki bu o şeyin de gezi olaylarının da bir etkisi var gibi gözüküyor yani. Oradan 28 Şubat sürecinde. Diyasporadaki az önce Merve Hanım da altını çizdiği yurt dışındaki üniversitelerde okuyan doktor, öğrencileri hatta onların akademisyen olmadığını bile söyledi. Tabii, yok, akademisyen adayı diyelim akademisyenlere. Ve Türkiye dışında oluşturulan Türkiye ile alakalı ve Sayın Erdoğan'la ve yükselen Türkiye ile alakalı bu negatif kampanyadan etkilenmiş çocuklar da olabilir bunlar. Çok yani bekletti. Bir şey daha söyleyeyim de bakın. Daha yapalım. Vedat Kürt halkının unuttuk sanmasın bizi. Bildiri yayınlamaları Kürt halkı için yayınlıyorlar değil mi? PKK da Kürt halkı için savaştığını söylüyor. Tabii tabii. Kürt halkının büyük çoğunluğu bunu kendi içinde tartışıyor. Bunu tasvip etmiyor. Kürt siyasetinin HDP içinde dahi söylüyorum. Bu gidişattan memnun değiller. Bu yakıp yıkmalardan, bu terörden, şiddetten memnun değiller. Zaten bakın nerede bunlar oluyor. Yani o toplumun en yoksul kesimleri, baskı altına alınabilecek kesimlerinde oluyor. Merkezlerde yapamıyorlar bunu. Demek ki toplumla bağları, sosyoloji diye bağları yok, kopmuş orada. Yani o Türk halkı, Kürt halkı bunu tartışıyor. Bundan rahatsız, bunun değişmesini istiyor. Ama bu aydınlar buradan kalkıp oraya bakarken bu devleti suçluyorlar. Evet. Problem burada, bu aydının toplumdan kopuk olmasında. Vedat Hocam'a gidelim. Profesör Doktor Vedat Bilgin AK Parti Ankara Milletvekili ama yıllarında
akademisyeni, akademisyenler tartışmasının tam orta yerindeyiz Sayın Vedat Bilgin. İşin içerisinde sosyoloji var, işin içerisinde akademisyenler var, işin içerisinde öyle görünüyor ki devlete katil demelerinden mütevellit bir ihanet var. Yorumunuz ne olur? Şimdi meselenin iki boyutu var. Arkadaşlarımız da durdular üzerinde. Birinci boyutu Türkiye'deki aydın sorunuyla ilgilidir. İkinci boyutu da bu bildirinin bizatihi kendisiyle ilgilidir. Aydın sorunuyla ilgili meseleyi şöyle görüyorum. Ben Türkiye'de neredeyse Türkiye'nin bu batılılaşma tarihinden itibaren ciddi bir problem olarak ortaya çıkan aydın bürokrat işbirliği vardır ve bu aydın bürokrat işbirliği ile devlet ele geçirilip devlet üzerinden topluma her türlü baskının yapılması, toplumun nesneleştirilmesi ve toplumun bir nesnel araç olduğu için her türlü müdahalenin yapılarak kendilerine göre onun düzenlenmesini misyon olarak edinmiş bir aydın bürokrat despotizmi var. Bu despotizme Türkiye demokrasi içinde cevap vermeye çalıştı. Hı hı. Ve bu en son cevap bunlarda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Dolayısıyla Erdoğan nefretinin arkasında demokrasi karşısında bu aydın bürokrat despotizminin mağlubiyeti vardır. Dolayısıyla müthiş bir kindarlık, müthiş bir nefret dili bunların neredeyse tabiri caizse hücrelerine işlemiştir. Bu kategorinin, bu zümrenin işte bir analizini yaptığımız zaman bunların geleneksel olarak bir bu aydın bürokrat bu yüzyıllık iktidar ilişkilerinin içerisinden gelen ailelerin çocukları olduğunu düşünebiliriz. İkincisi ideolojik olarak devşirilmiş, oradan gelmeyip ama o ideolojik devşirme sonucunda bu grubun içerisine girip bu zümrenin bir parçası olarak o iktidarı devletin üzerinde antidemokratik ilişkiler üzerinden kurulmuş iktidarı kullanan geleneğin insanlar olduğunu düşünebiliriz. Ben bunların tabii teker teker üzerinde belki uzun uzun konuşmak gerekebilir. Hepsinin örneklerini de ortaya koyabilirim. Ama burada bir başka şey daha var. Daha önemlisi bu bence ortaya çıkan bu. Bu nefret dilinin, bu Türkiye'nin demokratikleşmesine karşı bu aydın bürokrat despotizminin zümresel iktidar kaybının yarattığı psikolojinin oluşturduğu nefret dilinin giderek bir terör örgütünden yana tavır ortaya koyacak kadar Türkiye'ye yabancılaşmış olması, Türkiye'nin demokrasisine yabancılaşmak üzerinden Türkiye'nin bütün insan haklarına yabancılaşması. Şimdi ifade özgürlüğü vesaire gibi bunu savunmak çok kolay ve çok bayağı bir tarzdır. Neden? Çünkü yaşama hakkının karşısında yaşama hakkı en kutsal olandır. İnsanların yaşama hakkını reddeden terör karşısında bir tercih yapmaya kalkıyorsa bir grup, orada ciddi bir insanlık sorunu vardır. Sadece bir ahlak sorunu yok. Sadece bir aydın sorumluluğu, bir bilim adamı sorumluluğu yok. Ciddi bir insani sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu bildiri vesilesiyle ortaya çıkan en önemli meselesi budur. Türkiye yaşama hakkını savunmayan, bunun karşısında teröre destek veren bir aydın zümreyle, bu aydın zümrenin işte anlattığım o tarihsel kırılmanın yarattığı psikolojik travmasıyla karşı karşıyadır. Dolayısıyla burada yaşama hakkı karşısında terörün, biraz önce Merve'nin bahsettiği, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Batı ülkesinde, demokrasinin değersinin olduğu hiçbir ülkede savunulmasının, aydınların vesairenin önüne koymak ayıp bir şeydir. Maalesef bu ayıp Türkiye'de, şimdi tartışıyoruz bunu. Ya, bu meseleyi tartışır haldeyiz. Dolayısıyla evet, ben şunun üzerinde durmak istiyorum. Terör örgütüne karşı Türkiye demokrasi içinde bir cevap vermiştir, çözüm süreci. Terör örgütü açıkça bu çözüm sürecini devrimci halk savaşı adını verdikleri, aslında doğrudan doğruya işte Suriye'deki sorun üzerinden Suriye'nin el muhaberatı, İran'ın istihbarat örgütüne destek şeklinde ortaya çıkan Türkiye'ye karşı bir saldırının bir parçası olarak PKK Türkiye'de çözüm sürecini bozdu. Hı hı. Kandil'de bunu ilan etti. Devrimci halk savaşını, evet, başlatıyoruz. Silahlı mücadeleye geri dönüyoruz. Bunu siyasetçileri
bu mecliste vesairede bunu savunanlar bu dürüstlükte, bu açıklılıkta söylemiyorlar. Oysa açık olsunlar. Kandil bunu açıkça söyledi, deklare etti. Hı hı. Dolayısıyla aydınların buradaki tavrı da Kandil'den yapılan bu açıklamanın karşısında ahlaksız bir tavırdır. Bu peki, bakımdan bunu bir aydın meselesi, bir akademik özgürlük, bir düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü bağlamında değil, tanımlamak ve ya da tartışmak yanlış olur diye düşünüyorum. Açıkça bu mesele terördür, bir cinayet örgütünün Türkiye'yi kana bulamasına, üstelik de kimin desteğiyle? İran'ın desteğiyle, istihbarat örgütlerinin desteğiyle, El Muhaberat'ın yanında yer alan bir güruhla karşı karşıyayız. Bunlar bu tarihsel iktidar blokunun çatlaması, Türkiye'deki aydın bürokrat despotizminin yıkılmasına vesile olan, Türkiye'nin demokratikleşme reformlarını yapan bir iktidara karşı reaksiyonun bir parçasıdır. Dolayısıyla bu reaksiyon da tabii ki Türkiye'deki temel insan haklarına, en başta yaşama hakkı olmak üzere karşı olduğu için bu da bunun teyit eden de bir Avrupa Mahkemesi kararı var biliyorsunuz. Evet. Şimdi o akademisyenlerden... Dolayısıyla bunun savunulabilir hiçbir tarafı yoktur. Özgürlük bağlamında da ele alınabilecek bir mesele değildir. Evet. Tamamen insan haklarına aykırı bir tavırla karşı karşıyayız. Onun için ben bu meselenin akademik bir mesele değil, her şeyden önce bir insan hakları meselesine, aydın bürokrat iktidarını parçalayan demokratikleşme sürecine karşı bir tavır olarak ortaya çıktığını söylüyorum. Aydınlar, akademisyenler, bunları tartışıyoruz. Akademisyenlerin bildirisini, ki aralarında akademisyen adayları da var, bunları tartışıyoruz. O bildiriye imza atan isimlerden biri, daha doğrusu geçtiğimiz hafta yine bu ekranda sevgili gazeteci dostumuz Murat Kelkitlioğlu dile getirmişti. O bildiriyi yazan isimlerden bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi Koray Çalışkan'dı. Koray Çalışkan o bildiriye yazdı ve imzasını da attı. Ama o Koray Çalışkan'ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde, ki ben siyaset bilimciyim, bu işin metodolojisini biliyorum diyerek ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde acaba çocuklara yanlış bilgiler mi öğretiyor cümlesini akla getiren bir konuşması vardı. Adil Gür cevap verecek o konuşmaya ya da vermek isterse. OZAT seçimden sonra bir daha araştırma yapmamalı. Nedir rezil bakalım, de olacak. Belki de hayır, aklı çıkar şimdi. Ben, aklı falan çıkmayacak. Nazlı Hanım, biz bunun metodolojisini öğreten insanlarız. Ha. Ben siyaset bilimciyim. Eminsin ki ben o rakam çıkmayacak diyorsun. Yok böyle bir imkan. Yok. Hadi çıksın benle televizyona. Çıkarsa bırakalım, ben akademisyenliği bırakayım. Şimdi sen bırak, zaten bir böyle iddia. Şey yani diyorsun ki birinci yok parti %47 olamaz diyorsun. Yok canım, birinci parti %47'yi bırak. O, ona yaklaşamaz bile. %40'ı bulsun birinci parti, mutlu olsun. Zil takıp oynayacaklar kendileri. Dur de bakalım, ortada. Çok kesin şimdi, konuşma. Esas bak, mesele şu. Cümlelerini verirler esas sonra. Mesele. Hayır versinler canım, çok hiç mesele değil. Tam da Nazlı Ilıcağ'ın dediği oldu. O cümleleri verdiler sonra toplumsal hafıza. OZAT diye başlamıştı cümleye ki 1 Kasım seçimlerinin arefesinde Adil Gür bir %47 olabilir demişti. Ama sapmalardan da bahsetmiştiniz, hatırlıyoruz o günleri. %40 bulsunlar, zil takıp oynayacaklar diyor. Kimse zil takıp oynamadı. Ben siyaset bilimciyim, bu işin metodolojisini biliyorum diyen bir Koray Çalışkan var. Ve o akademisyenler bildirisini kaleme alan bir Koray Çalışkan var. Evet. Şimdi seçimin üzerinde yaklaşık 3 ay geçti. Geçti. Çok konuşuldu. Hiç cevap vermedim. Neden cevap vermedim? Birincisi cevabı zaten seçim akşamı gördük. Yani bir cevaba değer bir şey değildi. Ama daha sonra pek çok köşe yazısında da buna benzer ithamlarda bulunuldu. Bir polemiğe girerek üzerimden ne diyeyim ben, reklamını yapmak istemem ama bu şundan kaynaklanmıyor, korktuğumuzdan, çekindiğimizden değil, bugünkü efendiliğimiz biraz yaşın kemale ermesinden kaynaklanıyor, yoksa değneğimizi gömdük ama yerini unutmadık, yani gerekirse çıkarabiliriz. Seçimlerden önce 47.2 diye bir araştırma verisi yayınlamıştım,
seçimden bir hafta önce yurt dışı oylar dahil değildi ve seçime bir hafta vardı. 30 ile yakın bir süredir kamuoyu araştırmaları yapıyorum. İyi veya kötü, yani işini doğru yapmaya çalışan birisiyim. Dediğim gibi cevabı ben değil, cevabı sandıkta halk verdi. Ama konuştuğumuz konuyla ilgili birkaç şey söylemek Buyurun isterim. Lütfen. Şimdi birincisi, Türkiye'de bir milli olma sorunu var. Bizim bir milli olmakla ilgili bir sorunumuz var. Sadece Güneydoğu'daki bazı bölgelerde çatışmalarla ilgili değil. Yani biz bunu düşürülen Rus uçağında da görüyoruz, İran'la ilişkilerde de görüyoruz, biz İsrail'le ilişkilerde de görüyoruz. Hep aynı problemle karşı karşıyayız. Ve bunun tek nedeni, Mahmut Bey'in biraz önce söylediği gibi, Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve nefreti. Aslında bunun müsebbibi de, bakın eğri oturalım doğru konuşalım, müsebbibi de muhalefetin kendisi. Neden kendisi? 367 garabeti olmasaydı biz bugün sistem tartışmalarında yapmazdık. Cumhurbaşkanı işte siyasete müdahale ediyor tartışmalarında yapmazdık. Çünkü neden? 2007'de bir anayasa değişikliği yaptık. Aslında bugünkü tartışmaların fitilini o zamandan ateşledik ve %60'ını hallettik aslında işin. Şimdi ortada bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değil, dünyanın en munis, hiçbir şeye karışmayan bir lideri olsa dahi siyasete müdahil olmadan durması mümkün değil. Neden? Çünkü arkasında bir halk desteği var. Doğal olarak o, çünkü niye, bir sonraki seçimde yeniden Cumhurbaşkanı adayları halka gidecek, oy isteyecekler. Neye dayanarak isteyecekler? Ne söyleyerek isteyecekler? Buradan yola çıkarak bildiri meselesine gelecek olur ise. Allah uzun ömür versin. Eski ANAP'lı yöneticilerden, bakanlardan Sayın Mehmet Keçecilerin 1987'de kitap haline getirdiği, yanlış hatırlamıyorsam, çok önemli bir sözü var. Diyor ki bizim aydınlarımız Boğaz'da Bebek'te, Emirgen'de viskilerini yudumlar ama zap suyuna at yakarlar diyor. Hiç unutmadım, 30 yıldır. Aradan 30 yıl geçti ama Türkiye'de aydınlarımız maalesef değişmedi. Tamamını şey yapmak doğru değil. Çünkü kuşkusuz. On binlerce aydından bahsediyoruz. Hangi devlet değil bir ilçesinde, değil bir çıkmaz sokağında, bir evinde dahi bir özerkliğe müsaade etmez. Bir diğer mesele de biz uzunca süredir bu devam eden, bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerler konuyla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Halkın büyük bir çoğunluğu gelen şehit haberlerine rağmen içi kanayarak da olsa, bakın AK Parti'nin aldığı oyun çok üzerinde bir rakamdan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı operasyonları destekliyor. Kaldı ki şöyle bir soru sorsanız, dediğinizde gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü sonlandırmak için sınır ötesi operasyon yapsa destekler misiniz dediğinizde buna dahi destek var. Toparlayacak olur ise, fikir ayrılıklarımız olabilir. Farklı etnik kimlikten, farklı mezhepten, farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Ama ne olur el vicdan, hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu devlet, hepimiz bir devletsiz kalır ise gidecek yerimiz yok. İşte Suriyelilerin dramını görüyoruz. Kuşkusuz. Şu aydınlar, pardon buyurun. Pardon. Nasıl Kemal, yapalım? Pardon. Buyur. Yani vaktim de çok daraldı. Size de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önce görmediğinizi düşündüğüm bir görüntü getireceğim ekrana. Lütfen siz tamamlayın cümlenizi, ondan sonra getireyim. O bir sürpriz olsun. Peki. Unuttum. Unuttunuz. Buyurun. Peki. Şöyle bir şey yapalım Mahmut Ömür. Ben İsterseniz uyarım. Levent Gök geçtiğimiz haftalarda TRT Genel Müdürü'nün odasını basan CHP'li heyetin başındaki grup başkan vekili sıfatıyla bulunuyordu. O Levent Gök'ün arşivlerden çıkan bir görüntüsü. Biz daha evvel ekrana taşımıştık ama o sırada Merve Hanım ekran başında mıydı bilemediğimiz için bir kez daha o görüntüyü getirelim istedik. Çünkü o görüntünün öznelerinden bir tanesi Levent Gök'se içerisindeki yüklem de Merve Kavakçı. Çünkü dönem 28 Şubat dönemi. Şu Fazilet Partili Merve Kavakçı'nın Meclis Genel Kurulu salonuna türban takarak girmesi yalnız mecliste değil sokakta da protesto edildi. Türkiye layıktır, layıktır.
Meclis önünde toplanan bir grup sloganlar atarak protesto gösterisine başladılar. Kendiliğinden gelişen protesto yoldan geçenlerin de desteğini alarak genişledi. Protestocular Merve Kavakçı'nın meclis salonundan çıkmasını istediler ve çıkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. Meclis önünde toplanan grup duygularını türkülerle dile getirdiler. Şu polis Merve Kavakçı'nın meclisten ayrıldığı haberini göstericilere ileterek ortamı yatıştırmak istedi. Ancak göstericiler habere inanmadılar. Sonunda protestocular Merve Kavakçı'nın meclisten ayrıldığına ikna oldular. Ancak bir süre daha eylemlerini sürdürdüler. Aniden bastıran yağmur bile protesto gösterisini etkilemedi. İsmimiz Toplumsal Hafıza, Toplumsal Hafıza programındasınız. Neredeydiniz o gün? Mecliste miydiniz? Tam bir sürpriz oldu bana bu. Evet, demek ki meclis günü meclisteydim. İkna olmamışlar, ayrılmamışlar. Evet, kapının önünden Levent Gök, Gök marşlar söylüyor. Evet, çok tuhaf. Evet, CHP'nin sorunu, aydınların sorunu. Kendini aydın zanneden kadınlarımızın sorunu aslında bu gerçekten Türkiye'nin bir kimlik sorunu, işte yani diniyle barışamaması sorunu. Beni çok dağıttı bu manzara. Meclisin bahçesinde de aslında kanunları kırarak ve yıkarak Hikmet Ulubay'ın ve Hikmet Sami Türk'ün eşleri orada olmamaları gerekirken meclisin bahçesinin içinde protesto ediyorlar beni. O zaman halbuki halka açık bir yer değil meclis Tabii. bahçesi ama kimi kime şikayet edeceksiniz? Devletin en başı beni ajan provokatörü ilan etmiş Demirel. Başbakan bu kadına haddini bildirin demiş. Medyaya Doğan medyası, Ciner medyası, efendim Uzan medyası vesaire onlar da bu emri emir talakki etmiş ve onların üzerinden yapılan bir siyasi linç kampanyası bana, aileme vesaire. Çok şükür önemli bir miktarı geride kaldı diyelim ama bunları bilmek önemli çünkü aslında CHP'nin temsil ettiği bu zihniyet, adı o zaman DSP'ydi, eskiden SHP'ydi, fark etmiyor. Veya Kemalizm'de 40'lı yıllarda kendi kimlik probleminde çözememiş bir şey. Bir cümlede Metin Bey'den almak isteyeceğim. Sözünüzü balla kesmiş olayım mı? Sadece Adil Bey'in cümlesine bir ek de bulunmak istiyordum. Buyurun. Aslında bugün olanları, Sayın Erdoğan'a karşı yürütülen, namus ve şeref üzerinden yürütülen kampanyayı veya sözde akademisyenlerin PKK desteğini bölgenin ve dünyadaki gelişmelerinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Yani Suriye'ye atıf yaptı Adil Bey. Hı hı. Çok doğru bir şekilde. İsrail'in yeni ittifakları kurulabilecek bir Kürdistan'la veya İran'a karşı IŞİD'le İsrail'in bir ittifakı ve üzerinde durmadık ama Dünya Bankası'nı çok şaşırtıcı bir şekilde yükselen bir büyümeyle Türkiye'nin son rakamlarda kendini göstermesi, Suriye krizine rağmen hem göçmenleri içine kabul eden bir Türkiye, yükselmeye çalışan, iki ayağı üzerinde durmaya çalışan bağımsız bir Türkiye'ye karşı bölgenin haritasının yeniden çizilmesi projesi, ki bu uzun yıllardır süren bir proje, o bağlamda bakmamız gerekiyor bütün her şeye. Beni affedin lütfen. Süren bitti. Bir cümle, yani çok kısacık çünkü süremi çok açtı. Bizim beklentimiz şöyle, yani ülkesini dış güçlere şikayet eden bir muhalefet değil. Hangisi olursa olsun. İşte teröre karşı ortak hareket eden bir muhalefet ve kendi devlet kurumunu basan bir muhalefet değil. Türkiye'yi kucaklayan, bütün siyasi renkleriyle bir ve beraber olan yerli ve milli bir muhalefet. Dış güçlere karşı da ortak hareket eden bir muhalefet beklentimiz var. Süren bittiği için sizlere de söz vermek isterdim. Adil Gür, Mahmut Öbür, Merve Kavakçı,
Metin Bey bize Ankara'dan buraya kadar gelerek çok değerli katkıları oldu. Ankara'dan da Profesör Doktor Vedat Bilgin hocamızın değerli katkıları oldu. Toplumsal Hafıza'dan iyi geceler. Pazartesi tekrar görüşmek üzere.